üzerinden olacak değil mi normalde? Evet. Şu an YouTube entegrasyonunu ayarlamaya çalışıyorum. Bir saniye. Sistem atıyor. Olacak dedim dışarılarda. Entegrasyon Şen hocam. ayarlamaya çalışıyorum. Bir saniye. Sistem atıyor. Ben o zaman buradan çıkıyorum. YouTube'a geçelim. Tamamdır. Şen Şu hocam an görüşürüz. Kolay canlı gelsin. yayınımıza Görüşürüz. başladık. Tamamdır. Kolay gelsin sizlere. Teşekkürler. Ben o zaman buradan çıkıyorum. YouTube'a geçelim. Şu an katılımcılarımızın gelmesini bekliyoruz. Evet. Merhabalar değerli konuklar. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bugün Cihan Hocam'la birlikte yapay zeka üzerine bir program gerçekleştireceğiz. Programımıza başlamadan önce kısaca kendimi tanıtmak ve Uluslararası Sosyal Medya Derneği olarak neler yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. Ben çocuk gelişim ve eğitim uzmanı Azize. Yaklaşık 4 yıldır Usmet ailesi içerisinde yer alıyorum. Biz Uluslararası Sosyal Medya Derneği olarak ise gelişen teknolojiyle birlikte küresel bir köy haline gelen dünyamızda insanlar ile teknoloji arasındaki uçurumun farkına vararak bunun olabildiğince bu uçurumun olabildiğince kapatılması için doğru teknoloji kullanımı ile alakalı olarak vatandaşları, insanları bilgilendirmek için çalışmalar yapmaktayız. Uluslararası Sosyal Medya Derneği'nin birçok alt birimi bulunmakta. Dijital Aile ve Genç Usmet de bu birimlerden bir tanesi. Genç Usmet olarak da isminden anlaşılacağı üzere daha çok gençlere yönelik olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Bugün Genç Usmet, Dijital Aile ve Usmet olarak ortak bir yayın gerçekleştireceğiz. Bugün bize programda eşlik edecek olan konuşmacımız Cihan Özhan. Kendisi birçok alanda çalışmalarını sürdüren, özellikle yapay zeka güvenliği üzerine yaklaşık 12 yıldır eğitimlerine devam eden bir uzman kendisi. Aynı zamanda aktif olarak yazılım geliştiriciliği de yapmakta ve uzun yıllardır MIT, Aselsan gibi kurumlar başta olmak üzere eğitimlerine devam etmekte. Cihan Hocam bugün bizimle olduğu için çok mutluyuz. Eminim ki çok keyifli bir program olacak. Süre içerisinde, programımız içerisinde sorularınız olursa sohbet kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Hocama yönlendireceğim ben sorularınızı. Aktif bir program olsun inşallah. Cihan Hocam söz sizde. Hoş geldiniz tekrardan. Merhaba, merhaba Aziz Hanım. Merhabalar. Teşekkürler. Öncelikle küçük bir genişletme yapayım konuyla alakalı. 12 yıldır yazılım ve veri tabanı gibi alanlarda eğitim veriyorum. Son yıllarda da sizin bahsettiğiniz gibi yapay zeka ve yapay zeka güvenliğini de dahil ettiğimiz bir çalışmamız var. Aşağı yukarı 2014'ten beri de aktif olarak yapay zeka ile ilgileniyorum. Bugün yapay zeka
sadece yapay zeka güvenliği değil, biraz daha konuya genel bakmaya çalışacağız. Otonom sistemlerle alakalı, yapay zeka ile ilgili. Bunun içerisinde otonom üretim olabilir, insansız otomobiller olabilir. Genel bir hem soru cevap hem de sohbet adında ilerleyecek bir sunumumuz olacak. Aslında sunumu biraz takviye amacıyla kullanacağım. Normalde sohbet gibi yapacaktık bunu. Biraz daha soru cevap anlamında kullanacaktık. Fakat biraz daha görsel olarak bazı şeyleri göstermek için ekstra sunumu da dahil ettik. Burada Aziz Hanım da tabii girişte sorularla süreci yönlendirecek. Ben özet olarak tekrar takipçi arkadaşlara da bilgi vereyim. Sorularınızı sorabilirsiniz. Yapay zeka ile ilgili, kariyer ile alakalı olabilir. Teknik geliştirme ile alakalı olabilir. Sonuçta ben yazılımcıyım. Hani sorularınızda teknik muhabbet de yapabiliriz. Kariyer planı vesaire bunlarla ilgili. Proje düşünceleriniz aynı şekilde bunlarla alakalı da yorumlar sorabilirsiniz. Takip ediyor olacağım. Aziz Hanım bana ilettikçe soruları açıklamaya çalışacağım. Sunumu da şöyle planladım son olarak Aziz Hanım size bırakmadan önce. Bunu da söyleyeyim. Sunum üzerinden gitmek zorunda değiliz. Sunum zaten çok uzun. Bu aslında bu şu an yaptığımız yayına özel hazırladığımız sunum değil. Bayağı bir sunum. O yüzden içerisinde otonom sistemler, bunların teknik altyapısı, bir otonom otomobilin teknik altyapısı ve sonrasında ayrıyeten bir de yapay zeka güvenliği ile alakalı da bir özel bölüm var. Bu nedenle tamamen buna bağlı kalmak zorunda değiliz. Zamanımız yettiğince sorularla birlikte ilerletmeye çalışırız. Çok teşekkür ederiz hocam. Dilerseniz siz de kısaca biz bir genel tanımlarla başlayabiliriz eğer sizin için de uygunsa. Sorular geldikçe ben sizinle paylaşmaya devam edebilirim. Tabii ben hızlı bir şekilde sunumdan ilerleyeyim. Öncelikle çok hızlı kendimle alakalı bilgi şöyle göstereyim. Yaptığım çalışmalardan birkaçı. Üzerinde çok durmayacağım. Sadece merak edenler oluyor. Yazılımla alakalı neler yaptığımızla ilgili. Çünkü yapay zeka tarafında yazılım çok önemli. Bunu yeri gelmişken söyleyeyim. Yapay zeka sadece teorik bir konu değil. Ya da matematikle alakalı bir bölüm değil. Sadece işin algoritmasını biliyor olmanız o alanda proje geliştirebileceğiniz anlamına gelmiyor. Sadece akademik tarafta ilerleyebilirsiniz bu şekilde. Çok yoğun bir kod altyapısı var. Bu nedenle de yaptığım çalışmaları özetle size gösterdim. Burada özetle benim hakkımda bilgi almak isteyenler cihanursan.com ve firmamın da web sitesi deepdark.com üzerinden bilgi alabilir. Öncelikle bir soruyla başlamak istiyorum. Aklınıza şöyle yapay zeka deyince aklınıza ne geliyor? Mesela yapay zeka ile alakalı özellikle güvenlik odağında düşündüğünüzde güvenlik insanlar mesela bazıları diyor ki ben self-driving car yani insansız otomobillere güvenirim. İnsandan daha iyi kullanır. Ya da çoğunluktan tersini söyleyebiliyor. Bir insan kendisine güveniyor. Mesela bir insansız otomobile güvenmeyebiliyor. Bununla alakalı sizin düşünceniz nedir? Mesela sizce sizin kullandığınız otomobil mi daha güvenlidir? Yoksa bir insansız otomobil mi daha güvenlidir? Bu soruyla başlayabiliriz. Ve sebebini de söylerseniz aslında. Hocam yorumlar gelirken ben kendi düşüncemden bahsetmek istiyorum bu kısımda. Aslında şöyle yapay zeka da bana göre bir insan üretimi olduğu için belli yerlerde güvenilebilirken insanın refleks denen sistemlerine çok da hakim olmadığını düşünüyorum. Tabii ki konuya çok hakim olmamakla birlikte. O nedenle araba kullanırken kendi kullandığım bir arabaya daha çok güvenirim diyebilirim bu konuyla alakalı olarak. Yorumlarınızı da bekliyoruz değerli katılımcılar. Öyle midir? Gerçi şu anda gelişen teknolojiyle birlikte
hani yapay zekada refleksler olsun, diğer anlık mekanizmalar olsun, insandan daha aktif haldedir diye de düşünüyorum tabii ki. Evet. Önce yorumları alalım. Ondan sonra. Bekliyorum hocam. İnsansız otomobil, yani yapay zeka ya da insan. Bunu şöyle özetleyebilirim. İnsanlar kendilerine hani var olan bir potansiyelle doğdukları ve o şekilde yaşayıp ilerledikleri için hani sürekli doğru yaptıklarını falan görüyorlar. Alt mantığı pek düşünmüyor insanlar. Yani yapay zeka bir hata yaptığında doğrudan onun hatasını görebiliyorsunuz. Çünkü sonucu direkt teknik olarak ispatlanabiliyor. %98.9 dediğinizde bunun anlamı işte 98.9'u %100'e tamamlayacağınız kadar bir hata payı var demek oluyor. Fakat kendi hatalarını pek göremiyorlar. Sebebi de mesela bir karar almanız gerektiğinde bu kararı siz %61.8 ben bu kararı aldım demiyorsunuz. Ben bu kararı aldım diyorsunuz sadece. Yani bunun yüzdesi bile belli değil. Bu nedenle her şeyi doğruymuş gibi görebiliyoruz ve yaptığımızın sonucunda da bir şey ortaya çıkıyor ve bu böyle oldu diyoruz. Yani böyle olması gerekti gibi bir inanış olabiliyor. Bununla alakalı ben bir video göstereceğim. Bu video biraz hızlandıracağım ama herkesin izlemesini tavsiye ederim. Sonrasında biraz hani işin zihin kısmıyla olaya devam edeceğiz. Videoyu hızlandırıyorum şöyle. Altyazısını da açtım. Ses gelmeyebilir. Bu nedenle altyazıyla devam edeceğim. Şöyle bir videomuz var. Reklam ajansıyla alakalı bir marketingle alakalı bir deney aslında bu. Şu an görüyor musunuz? Evet hocam, görünüyor. Tamam. Altyazıyı açtım. 6 dakikalık fakat hızlandırdım. Ben size işin mantığını özetle anlatayım ki çok daha hızlı anlayabilirsiniz. 2 tane tasarımcı var. Bu kişiler aslında marka üreticileri. Bir reklam ajansına çalışıyorlar gibi düşünebilirsiniz ve kendi alanlarında da iyiler. Bu kişiler marketing üzerine ve insan davranışları üzerine araştırma yapan bir araştırmacı tarafından bir deneye tabi tutuluyor. Bilinçaltı deneyi. Ve kendileri bir yolculuğa çıkartılıyor. Ondan sonra bir ofise götürülüyor ve oradayken bir marka fikri üzerine, bir ürün üzerine tasarımlar yapmasını istiyorlar. Ve bu iki kişi de bunun için tasarımsal çözümler üretmeye çalışıyor. Başlatıyorum. Araçla gidiyorlar. Biraz yavaşlatıyorum. Burada yolda giderken tabii birçok şeyle karşılaşıyorlar. Bu kişi onları davet eden, iki tasarımcıyı davet eden kişi ve onlardan bir isteği var. O isteğini anlatıyor. Bir şirket ismi, slogan istiyor. Logo, resim, bunları bütünsel olarak istiyor bu iki kişiden. Yarım saat veriyor. Ve daha önce bu fikri duymadılar bu kişiler herhangi bir şekilde. Ürünü soruyorlar tasarımcılar. Doldurulmuş hayvan satan bir mağaza. Özetle. Burada şöyle yaptı bu kişi. Deneyi yaptıran kişi
kendi elinde bir zarf var. O zarf içerisinde daha önceden hazırladığı bir resim var. Birkaç tane resim var. Bu resmi zarf içerisinde onların, o iki tasarımcının önünde bir hayvan, doldurulmuş hayvanın altına koydu. Fakat bunu daha önceden hiç açmadı. O kişilere göstermedi. Sadece hani bir manipülasyon olmadığını göstermek için o zarfı daha önceden oraya koydu. Bu yarım saatin sonunda kendisi gelecek, onu açacak ve gösterecek herkese. Tasarımcılar düşünüyor yarım saat boyunca. Fikir üretiyorlar. Hayvanlar öldükten sonra cennete gider. İşte orada şöyle olur. Cennet nasıl görünür? Orada şöyle bir görsel olur vesaire gibi. Ve bitti. Bu kişiler kendi tasarımlarında o kişiyi gösterecek ve daha önceden o kişinin koyduğu zarfı gene kendilerinin açmasını istiyor. Henüz açtırmadı. Fikirler bulurken elemeler yaptıklarını söylüyorlar. Evet, videonun linkini de ben paylaşıyorum. Evet size hocam, video link isteniyor. Ben de göndereyim. Size göndereyim. Hı hı. Bunu daha detaylı bir şekilde inceleyebilir arkadaşlar. Burada temel fikri söylemek gerekirse, işin sonunda, videonun sonunda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Videoyu durdurdum ben. Size biraz gecikmeli gidiyor yayına. Bu iki tasarımcıyı davet eden kişi aslında bu tasarımcılara daha önceden hazırlanmış bir süreçten geçirdi. Bu iki tasarımcı. Yani manipüle etti. Nasıl yaptı bunu? Birazdan işin sonunda bunu anlatacak. Yani aslında tasarımcılara kendi istediği tasarımları yaptırdı. Kendi fikirlerini bu kişilere gösterdi. Nasıl yaptığını göstereyim ben size. En sonunda, videonun sonunda süreçten bahsediyor. Burada yol boyunca bu kişilere, bakın o kişiler daha kapıdan çıkarken bile hemen çıktıkları yerin yan tarafında zaten tasarım daha önceden belli. Lir çalan bir ayı var ve bu kişilerin yaptığı tasarım da bunun aynısı. Size gecikmeli geliyor olabilir. O yüzden şöyle adım adım gösteriyorum. Yol boyunca mesela Londra Hayvanat Bahçesi, London Zoo yanından geçiyor. Araç bilinçli olarak oradan geçiriliyor. Ondan sonra önde üzerinde Lir ve Zoo yazan gençler, çocuklar geçiyor. Bunlar gösteriliyor. Sonrasında adım adım farklı, mesela ölümle alakalı ya da farklı animal vesaire, işte onlar öldüğünde hayvanlar nereye gider? Emin yere gider vesaire gibi yazılan olduğu şeyler gösteriliyor. Gördüğünüz gibi Creature Heaven vesaire gibi gene Lir ve cennetle alakalı şeyler
gösteriyor. Bütün bu olanlardan, hatta lir var gösteriliyor mesela yol kenarında. Bunların hiçbirisinden bu tasarımcıların haberi yok. Ama yol sırasında bunlar manipüle edilerek istedikleri şeyler yaptırılıyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü insanlar genellikle kendilerinin eklenmeye müsait olmadığını, güvenlik olarak sorun yaşamadığını düşünüyorlar. Yani fikirlerinin kendilerine ait olduğunu düşünüyorlar. Halbuki bu %100 yanlış. Genellikle hani aslında çocukluktan başlarsak, sizin de uzmanlık alanınızı biliyor Aziz Hanım. Evet. Yani bir çocuk tamamen sıfır bir şekilde doğuyor ve etrafında ne görüyorsa aslında onunla şekilleniyor, karakteri oluşuyor. Fakat fark etmiyor. 40 yaşında çok çok iyi eğitim almış birisi de olsa, çok zeki de olsa fark etmiyor. Bir şekilde yüzde olarak belli bir seviye manipülasyona maruz kalabiliyor. Kimisi daha az manipüle edilir, kimisi daha çok manipüle edilir ama sonuçta oluyor bunlar. Evet. Hocam bu sırada siz videoyu gösterirken yorumlar da gelmeye devam ediyor. Gözde Hanım diyor ki insansız otomobillere daha çok güvenirim. İnsanın olduğu yerde risk her zaman fazladır. Kontrol edilmesi de daha zordur demiş. Feyzettin Bey, yapay zeka tek başına iş yapmıyor. Otomobil örneğinde refleksler yapay zeka kadar diğer teknolojik bileşenlere de bağlı. Sensörler, mikromotorların hızı birçok şey etkili diye belirtmiş. İyi optimize edilmiş bir araçsa ve testler yapılmışsa güvenirim diye ifade etmiş. Mustafa Bey ise yapay zeka ile ilgili olarak F-16 pilotlarının it dalaşı yaptığı ve 5-0 yapay zekaya galip geldiği durumlardan bahsetmiş bize. Onları da paylaşmak isterim sizinle. Evet, katılıyorum. Bir F-16 yarışması oldu. Simülasyon üzerinde gerçekleşen şeyler bunlar. Hani o yapay zeka bir uçağa kondu da uçakla yarışmadı tabii. Simülasyon üzerinde oldu. Ve burada da mantık çok basit. Yapay zeka mesela oyunlarda da öğrenme amacıyla kullanılır. Bir, sizin kullandığınız bir oyuncu diyelim. Bu oyuncu botlarla oyun oynayarak bir şeyler öğrenebiliyor ya da kazanabiliyor. Yani siz oyuncusunuz ama oyun içerisinde botlarla yarışıyorsunuz. Botlarla savaşıyorsunuz. Karşı tarafta aslında bir yapay zeka var. Siz hatta bununla alakalı şöyle çalışmalar var. Bir oyuncunun 180 yılda oynayabileceği oyun süresini bir yapay zeka bir günde oynayabiliyor. Haliyle sizin bir yapay zeka yenme ihtimaliniz teknik olarak imkansıza yakın bir şey aslında, doğru tasarlanmışsa. Burada da simülasyon ortamında aynı kurallar geçer. Simülasyon sonuçta yazılım. O yazılım içerisinde oluyor bunlar. Ve orada da bir insanı yenmesi çok normal. Diğeri de reflekslerle alakalı. İnsan otomobil tarafında. Katılıyorum. Fakat insan refleksi teknik olarak bir bilgisayardan hızlı olamaz. Çok iyi eğitimli, çok sağlıklı. Mesela tenis oynayanlar ya da basketbol vesaire aktif spor içerisinde olan kişilerin bile görme etkisi, görme süresi 0.5 milisaniye miydi, saniye miydi? Öyle bir şey sanırım. Öncelikle göz görüyor. Göz öndeki bir nesneyi görüyor ve sonrasında da ona bir tepki üretmesi gerekiyor. Yani gördükten sonra insan beynine gidip oradan bir tepkiye dönüşmesi bile ciddi bir zaman alıyor aslında. Bilgisayar için o arada milyonlarca işlem yapılabilecek kadar bir zaman var. Ama insan tek bir tepki için bu zamana ihtiyacı var. Bu nedenle bir bilgisayarla kıyaslanamayacak kadar yavaş aslında insan beyni. Bu tür durumlardan bahsediyorum. Yani tepkiye dönüşme aşamasından bahsediyorum. İlerleteyim. Buraları geçtik. Buradaki videoyu daha sonra detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda birçok farklı deneysel çalışma var. Mesela bazen insanlar inanmayabiliyor. Biz illa işte insan hacklenmez, insan yapay zekadan daha
daha sorunsuzdur gibi düşünceler olabiliyor. Bununla ilgili de binlerce yapılmış deney var. Psikolojik deneyleri araştırırsanız. Mesela bunlardan birkaç tanesini ben toparladım. Bu arada bu bahsettiğim girişi ben birkaç yıldır yapay zeka odaklı teorik eğitimlerimde bu girişi yapmaya çalışıyorum. İşin mantığını anlatabilmek için. Burada görmeyle alakalı bir deney var. Buna da kısa takma isimler koydum. Poker, takım, spor elbise vesaire. Buradaki olay şu. Yapılan bir deneyde poker oyuncuları var. Ve poker oyuncularından bir tanesi, deneysel amaçla konmuş kişilerden bir tanesi, takım elbiseli olduğunda onun rakibinin o kişi için, o kişi hakkında çok daha ciddiye alarak onu daha önemli bir rakip olduğunu düşünmeye meyilli oluyor. Yani takım elbise giydiğinde rakibi, o kişi muhtemelen çok daha iyi pokercidir diyerek ciddiye alarak oynuyor oyunu. Eğer spor elbisesine sahipse rakibi, o kişiyi çok ciddiye almıyor rakip olarak. Böyle bir durumda profesyonel birisi sırf manipüle etmek için, mesela spor elbiseli olduğunda karşı taraftakini manipüle ederek onu korkutması ya da nasıl diyeyim, oyunu kazanması daha kolay olabiliyor. Ya da karşısındakini korkutmak istiyorsa diyelim takım elbisesiyle vesaire işin biraz daha ciddi olduğunu karşı tarafa manipülasyon amacıyla kullanabiliyor. Bunlar bilimsel deneyler bu arada. Aynı şey hissetme için de geçerli. Hissetme tarafındaki deney de şu. Bir kişi deney amacıyla yolda yürürken elinde bir kahve var. Bu kahveyi deneyde şöyle. Kahve eğer soğuksa elinde tuttuğu kahve, işte yolda giderken ayakkabısını bağlamak için birisinden rica ediyor ve bu kahveyi tutmasını istiyor. O kişi tutuyor bunu ve sonrasında da deneyin sonunda soruyorlar. Yani o kişi hakkında, yani size yolda yürürken kahvesini uzatıp tutmanızı rica eden kişi sizce sıcak kanlı mıydı, soğuk kanlı mıydı diye. Ve bu manipülasyona uğrayan kişi özetle şöyle diyor, çok dağıtmadan, uzatmadan. Kahve soğuksa o kahveyi veren kişinin soğuk kanlı olduğunu söylüyor. Kahve sıcaksa o kişinin, kahveyi tutması için rica eden kişinin sıcak kanlı olduğunu söylüyor. Ve bu da hissetmeyle alakalı. Yani bildiğiniz çok basit bir şekilde manipüle ediliyor aslında insanlar. Koklamayla alakalı. Bu da bir odada yapılıyor. Bu toplantı odaları gibi düşünün iş hayatındaki. Hani girdiğinizde kurabiyeler vardır. O kurabiyeler işte ikram olarak konmuştur. Buradaki olay da şu. Bir masa üzerinde kurabiyeler var. Standart aynı kurabiyeler. Eğer o odada dezenfektan amacıyla kullanılmış bir temizlik ürünü kokusu varsa, o kurabiyelerin hani kırıntıları olur ya, kırıntılarını bile yendiğini fark ediyorlar. Fakat herhangi bir dezenfektan kokusu yoksa, insanlar kırıntıları bırakın, normal kurabiyelerin bile bir kısmını yemediği görülüyor. Bu da mesela koku duyusunun hacklenmesiyle alakalı. Aslında ortamda bir temizlik hissi oluşturabiliyorsanız orada çok daha rahat bir şekilde yeme dürtüsünü uyandırabiliyorsunuz insanlarda. Bir diğeri de duymayla alakalı. Kulaklar da hacklenebiliyor. Burada da restoran şarap deneyi var. Çok basit bir şekilde şöyle. Bu restoranda Fransız ve Alman şaraplar varmış bu deneyde. Ve arka fonda oradaki insanlara Fransızca şarkılar dinletildiğinde insanların daha çok Fransız şarabını tercih ettiği, Alman şarkılarını dinletildiğinde de Alman şaraplarının çok daha talep gördüğünü anlıyorlar. Ve buna göre de bunu aslında bir pazarlama taktiği olarak kullanıyorlar mesela. Haliyle bunun gibi yüzlerce deney, yüzlerce, aslında sadece benim araştırmalarım bile, yüzlerce farklı
bakış açısı oluşturulabilir. İnsan bir şekilde ekleniyor kısacası. Ve hani biraz daha basit düşünürsek, bence insansız otomobiller dünyada yaygınlaştıktan sonra olacak olan şeylerden bir tanesi şu. O zaman hani normal otomobilleri görmemiş olan çocuklar o dönem büyüdüğünde muhtemelen geriye dönüp bizim gibi yaşlılara diyecekler ki hani sizin sorununuz neydi? Mesela tır gibi bir şeyi bir insana emanet edip böyle uzun yollarda falan. Çünkü tır şey gibi, tank gibi bir şey. Hani bir şehre girdiğinde orayı bir sokağa böyle onlarca kişiyi falan altına alıp sürükleyebilecek kadar devasa bir güç. Bunu nasıl sıradan bir insana emanet edersin diyecekler muhtemelen. Çünkü gerçekten öyle. İnsanın gözü seyiriyor, bir yere çarpıyor mesela. Dalıyor, sadece dalıyor. O anda aklına bir şey geliyor. Güneş ışığına bakıyor mesela. Orada dalıyor. Amerika'da bir arkadaşım kaza yapmıştı. Çok nadir, yani dikkatsiz olan biri de değildir. Dedi ki bir anda tam New York'ta köprünün üzerinde bunun altındaki pick-up öndeki araca çarptı mesela arkadan. Dedi ki sadece tek bir an şey yaptım. Gün ışığına baktım dedi. Yani 0.5 saniye bile değil. Yani baktım dedi vurdum öndekine. Önde de aile vardı aslında ondan korkuyordu. Mesela yani tek korkusu da oydu. Bir şey olmadı dedi Allah'tan. O yüzden biraz daha işin temeline inerek düşündüğümüzde insan aslında tamamen zaaflarla dolu. Çok da eklenme açısından çok güvenilmemesi gereken bir canlı. Evet hocam, aslında hani siz de söylediniz. İşin içine duygular girdiği zaman insana kesinlikle güvenilemeyeceğini de görüyoruz aslında. Hani evet, evet refleksleri var diyoruz, işte düşünen bir varlık diyoruz ama duygu işin içine girdiği zaman günlük hayatımızda bile karşılaşıyoruz bununla. Duygular mantığın önüne geçtiği zaman çok mantıksız, çok anlamsız kararlar aldığımız zamanlarda oluyor mutlaka. O yüzden dediğiniz gibi önemli şeylerde evet gelecekte düşündüğümüzde çocuklar bunu söylemekte çok haklı olacaklarmış gibi duruyor. Evet. Bir de aslında yapay zeka kısmını henüz geçmedik ama orada yapay zekada veri seti diye bir şey var. Yani yapay zeka algoritmaları tamamen veri üzerinden öğreniyor. Haliyle veri ne kadar doğruysa, ki algoritmanın da doğru olması beklenir, o ayrı mesele. Fakat veri ne kadar doğruysa ya da kaliteliyse yapay zeka ürünü o kadar kaliteli olabilir. Şöyle düşünün. İki tane çocuk, mesela sizin alanınız çocuk gelişimi. Bir çocuk kaliteli bilgiyle sağlıklı bir ortamda büyümüş, yetiştirilmiş diyelim. Ama birçok açıdan, hani detaylara girmiyorum, birçok açıdan sağlıklı bir ortamda büyümüş. Psikolojik, sosyolojik, eğitim, kültür vesaire doğru bir ortamda büyümüş. Diğeri hiçbir şekilde iyi referanslar görememiş. Ki zaten bunu hepimiz biliyoruz, etrafta görüyoruz. Görmeyen yoktur yani ülkede. Dünyanın her yerinde böyle. Şimdi haliyle ben bazen düşünüyorum mesela, hatta psikolojide de vardır. O kötü şartlarla yaşamış, büyümüş olan bir çocuğun iyi bir şeyler yapma ihtimali mucize gibi bir şey. Mesela Amerika'da, ben böyle belgeselleri çocukluğumdan beri izlemeyi çok severim. Amerika'da psikopatlar bu kötü şeyler yapmış olanların üzerinde ciddi deneysel çalışmalar da yapıyor. Deneyden kastım fiziksel değil. Onları araştırıyorlar. Geçmişini araştırıyorlar. Bakıyorlar gerçekten o çocuğun yaşı, yani tamam 30 kişi öldürmüş, bir seri katil olmuş ama onun normalde hayatta kalabilmesi de mucize. Çocukluğu berbat yaşanmış. Çünkü çok kötü örneklerle büyütülmüş. Kötülükler görmüş haliyle onun normal bir hayat yaşaması imkansız bir şey aslında. Ciddi tedavi görmesi gerekiyor gibi. Evet hocam. Haliyle gerçekten çok haklısınız. Hani öyle çok ince araştırılmış belgesellere gitmeye bile gerek yok. Çevremizde de birçok insan vardır. Hatta zaman zaman kendimizde bile gördüğümüz şeyler vardır mutlaka. Büyüdüğümüz çevre, evet insan
zihin olarak doğuştan itibaren, doğumdan itibaren belli bir yapıyla doğduğunu iddia eden kesimler de vardır ama asıl onun kişiliğini, karakterini ve sizin dediğiniz gibi algısını geliştiren aslında çok büyük bir etken oluyor çevre. Yani çevremizde çok sinirli birini görüyoruz, hiç gülmeyen birini görüyoruz mesela. Bir bakıyoruz ki çocukluğunda böyle bir yerde yaşamış. O yüzden gülmeyi bilmiyor. Hani sizin söylemeniz örnek olacak olursa. Evet. İşte yapay zeka ile birleştirirsek aslında mesela insan da çocukluktan beri duyduklarıyla, gördükleriyle, hissettikleriyle, etraftan aldığı elektriksel sinyallerle öğreniyor. Yapay zeka da tamamen aynı. Birebir aynı. Sadece daha hesaplanabilir. Mesela insanın aldığı kararları hesaplayamayabilirsiniz. Çünkü kendisi de bilmiyor aslında. Alt bilinçte çocukluktan gelen milyonlarca belki milyarlarca şeyin sonucu olarak onu biliyorum diyor ya da yapıyorum diyor. Fakat yapay zekada bunu belli bir seviyeye kadar hesaplayabiliyoruz. Mesela yapay zekada da diyelim çevreden alınan işte duyma sensörleriyle mikrofonlarla alınan ses verileri, ondan sonra sensörler, herhangi bir sensör olabilir, tonla sensör var ve kameralardan alınan veriler vesaire. Bunlardan her birisinden alınan veri işlenerek karara dönüşüyor. Haliyle yanlış verilerle ilgilenirseniz şöyle olur. Mesela New York'ta şöyle bir şey olmuştu. New York Polis Departmanı, NYPD, bu suçluların tespitiyle alakalı bir yapay zeka geliştirmek istediler bu kişiler. Ve yaptılar. Sonradan da gazetelere falan da çıktı hatta televizyonlarda. Irkçı yapay zeka. Evet, sonuç olarak öyleydi. Çünkü zenciler, yani bizim zenci dediğimiz siyahi. Tabii hani biz zenci kötü amaçlı söylemiyoruz ama Amerika'daki karşılığı köle anlamına geliyor. O yüzden orada yanlış bir şey. Ama biz kötü anlamda kullanmıyoruz. Ama genel olarak siyahi diyelim. Siyahiler daha çok suçlu şeklinde bir sonuç çıkmıştı. Aslında bu tamamen yapay zeka altyapısını geliştiren, veri setini hazırlayanların yanlış tasarlanmış olmasıyla alakalı bir şey. Yani yapay zekada suç yok. Onun veri setini hazırlayanlar yanlış hazırlamış. Sebebi mesela 100 bin suçlu üzerinden, hani siz suçluyu ve suçsuzluğu ayırmak istiyorsunuz ya, suçlu olma potansiyelini ortaya çıkarmak istiyorsunuz diyelim. O zaman diyelim ki 100 bin tane fotoğraf vereceksiniz. 50 bin tanesi suçlu olacak, 50 bin tanesi suçsuz. Fakat şöyle bir durum var. Siz suçlu olarak verdiğiniz 50 bin fotoğrafın içerisinde çoğunluğu siyahi ise doğal olarak yapay zeka diyecek ki siyah tenli olanların suçlu olma ihtimali daha fazla. Yani orada yapılması gereken şey aslında çekik gözlü, belki Spanish dediğimiz İspanyol asıllı, işte Japon, Hindistanlı, Türk vesaire hepsinden eşit. Hatta onların cinsiyetlerini de aynı şekilde eşit olarak ayrıştırması gerekiyor. Eğer siz 100 tane siyahi fotoğraf verirseniz, işte 2 tane mesela Türk ya da çekik gözlü fotoğraf verirseniz doğal olarak diyecek ki siyah gördüğün her şey suçludur diyecek yani. O kadar basit. Çünkü ondan öğrenecek bir şey bile. Böyle mantıksal hatalar var. Ben bir yandan ilerleyeyim. Dediğim gibi sunum çok uzun. Yani teknik konulara girmedik bile henüz. Ama sorularla yönlendirebilirsiniz. Tamam hocam, tamam. Biraz yapay daha böyle zeka, konu aksın. Yapay zekaya girelim. Sorularım var zaten. Tamam. Özetle daha önceden diyorduk ki yazılım dünyayı yiyor, şu an yapay zeka her şeyi yiyor gibi bir senaryo var. Bir yazılım geliştirici olarak bunu söyleyebilirim. Yapay zeka nasıl çalışıyor basit anlamda hiç bilmeyenler için? Mesela bizim yazılımda Hello World, Merhaba Dünya uygulaması vardır. Yani ekrana Merhaba Dünya yazarsınız sadece. İlk ben bu işe başladım demek gibi bir şeydir. Yapay zekada da Merhaba Dünya uygulamalarından bir tanesi kedi ile köpeği ayıran küçük bir yapay zeka uygulamasıdır. Siz buna diyelim ki 100 tane kedi fotoğrafı, 100 tane de farklı köpek fotoğrafı veriyorsunuz.
kediyle köpeğe ne olduğunu öğretiyorsunuz. Sonrasında da tabii teknik süreçleri çok fazla burada. Ama özetle sonrasında herhangi bir başka farklı bir kedi fotoğrafı verdiğinizde bunun kedi olup olmadığını ya da kedi mi köpek mi olduğunu size söylüyor. Gibi. Bunun gibi. Bunun çalışma mantığı ekranda var. Burada gördüğünüz bir algoritma. CNN dediğimiz Convolutional Neural Network algoritması. Şu aradaki katmanlar. Ama oralara gerek yok. Bu da handwritten, el yazısı dediğimiz bir veri seti var. Bunun üzerinden 0'dan 9'a kadar bizim karakterlerimiz var. Onları aynı az önceki kedi köpek uygulamasında da bahsettiğimiz gibi farklı farklı el yazılarından oluşan 0'dan 9'a kadar olan 10 tane rakamı biz geliştirdiğimiz bir Convolutional Neural Network algoritmasına öğretiyoruz. Böyle bir veri seti veriyoruz. Haliyle çok kötü yazılmış 3, 5, 8 gibi rakamlar da var. Çok kötü el yazısına sahip. Ama işin sonunda bir yapay zeka bunun prediction olarak yani tahmin dediğimiz işte gönderilen mesela input'taki diyelim 9 değerin, 7 değerin 7 olup olmadığını anlayabiliyor gibi. Bunu öğretebiliyoruz. En sonunda output layer dediğimiz çıktı alanında. Dikkat ederseniz şöyle bir şey var. 0'dan 9'a kadar. Bunlar class dediğimiz sınıflar oluyor. Yani bu şu demek oluyor. 0'dan 9'a kadar bir tahmin yapacaksın. Ben sana bunların arasında 0'dan 9'a kadar bir input vereceğim. Bir görsel diyelim, el yazısı. Bunun hangisi olduğunu tahmin et. Prediction. Ve bunu yapabiliyor. Dediğim gibi çok hızlı geçiyorum çünkü amacımız burada yapay zeka temelleri değil. Yapay zeka altındaki temel bilim nedir? Bunu genellikle şöyle görebilirsiniz. Mesela Alan Turing'den başlatan, işte yapay zeka Alan Turing'den başladı 1950 yılı vesaire. Ben çok katılmıyorum. İşi biraz daha bilimsel tarafa yıkmak gerekiyor. Yani sadece computer science'a yıkmak doğru değil, haksızlık bu. Alan Turing, computer science tarafında aslında bu Dünya Savaşı döneminde bir enigmayı işte bir şifreleme algoritması geliştiren birisi diyelim özetle. Ve ben burada şuradan başlatmayı tercih ediyorum. Temel bilim yapay zekanın altında biyomimetik. Bu da şundan dolayı. Öncelikle nöron mantığıyla alakalı bir şey bu. Bir psikiyatr, yani title'ını doğru hatırlıyorsan bir psikiyatr o yıllarda insan beynindeki nöronun çizimini yapıyor. Çizimini yaptıktan sonra da computer science tarafındaki bilim insanları da bunun matematiksel karşılığını çıkarmaya çalışıyor. Yani madem insan beyninde iş böyle yürüyor, nöronlar var, nöronlar birbirlerine veri aktarıyor, sinyallerle veri işliyor, arada işte ateşleme gibi mekanizmalar vesaire var. Bütün bu süreçleri biz yazılımsal olarak ve tabii ki doğal olarak matematiksel olarak modelleyebilirsek yapay bir zekayı tasarlayabiliriz diyor. Bu da aslında aktif olan bilim dallarından bir tanesi olan biyomimetik ile düşünülebilir. Biyomimetik nedir? Özetle doğada olan bir şeyden ilham alınarak dijital ya da teknik karşılığının oluşturulması. En iyi örneklerden bir tanesi şu. Ekranda gördüğünüz bir savaş uçağı. Amerika'nın hatırladığım kadarıyla B-2 bombardıman uçağıydı. Ve bir dişi şahiniydi. Adını hatırlayamadım şimdi. Şahin. Ondan esinlenerek yapılmış bir tasarım. Bu da doğadaki bir gerçek bir yaşam formunun var olan bir şeyin insan tarafından kopyalanması ve bu biyomimetik konusu. Biyotaklit bilimi oluyor. Biyotaklit. Aynı şekilde birçok şey var. Mesela havacılık tarafında bir kuştan esinlenen uçak gibi ya da denizde balina mesela, denizaltının balinadan etkilenmesi ya da
duvarları tırmanabilen bir robotun tasarlanması. Burada da mesela ellerinde vantuzlar olan, parmaklarında vantuzlar olan sürüngen hayvanlar var. Onlar rahatlıkla duvarlara tırmanabiliyor. Bunlardan isimlenerek duvarlara tırmanabilen robotların yapılması ya da uçan kuşların. Mesela şu an bayraklar insansız hava araçlarında yaptığı aslında swarm dediğimiz bu sürü halinde çalışan hava araçları, kara araçları. Bunlar mesela aslında biyometrikten esinlenen ürünlerin sonucu. Çünkü swarm teknolojisi dediğimiz, yani sürü teknolojisi, ki yapay zekanın bir alt başlığıdır. Swarm Intelligence diye araştırabilirsiniz. SW, yani SWARM, Swarm Intelligence ya da Swarm AI. Bu %100 bir şekilde doğadaki karınca kolonisi ya da arı kolonisi, hatta yani kelebekler de olabilir, fark etmiyor. Bunların bazen kuş olabiliyor. Bunların birlikte yaşama kültürü var ya, balık olabiliyor mesela. Genellikle arılar üzerinden örneklendirilir. Fakat birden fazla şeyi var. Arı ya da karınca örneklendirilse de çok daha fazla örneği var. Bunların koloni kültürü var. Yani birden fazla canlının, diyelim karıncayı ya da arının, tek bir vücut gibi birbirleriyle iletişim halinde mesela bir yükü kaldırabilmesi gibi şeyler. Bunlar sürü halinde çalışabilme özelliği oluyor. Ve bunu da algoritmik olarak Swarm Intelligence başlığı altında inceliyoruz. Bu da bir yapay zekadır bu arada. Mesela şu an insansız dronlarda son 1-2 yılda bunun üzerinde çalışıyorlar. O küçük dronlarda da yapıyorlar. Hatta o bildiğimiz Bayraktar TB2'de de mesela savaş ya da saldırı diyelim, saldırı anında tek bir Bayraktar TB2'nin öncülük, yani liderlik pozisyonunu alarak çevresinde onu takip eden birden fazla bayrakların olması. Bu sürü saldırı tekniği. Bu Swarm Intelligence'dir. Yapay zekanın alt başlıklarını. Dediğim gibi bir kuş ya da balık ya da bir karıncanın çalışma mantığıyla aynı. Böyle araştırabilirsiniz. Biyometrik yapay zeka. Yapay zeka da temel olarak bir biyometrik ürünüdür. Ve insan beynindeki nöronların çalışma mekanizması ve çiziminin ortaya çıkarılmasıyla birlikte bilgisayar bilimciler, cognitive scientist tarafından ilgili çalışma yönteminin dijital bir taklidinin oluşmasıyla alakalı. Burada buraları ben bir soru sormak istiyorum. Hani 1950'li yıllarda çıktığı söyleniyor dediniz ya ilk yapay zeka ile ilgili olarak. O zamanki durumda hangi amaçla üretilmiş yapay zeka? Ona ilgili bir bilgi aslında var mı? Şöyle, biraz karışık bir konu. O zamanlar yapılmaya çalışılıyordu. Bu biraz daha temelleriyle alakalı da. Yani gerçekten yapıldı, çok ciddi şeyler üretildi anlamında değil. Pek başarılamamıştı bu. Fakat üzerinde çalışılıyordu. Bazı şeyleri tahmin etmekle alakalı. Bazı çalışmalar yapıldı. Mesela bir şifreyi tahmin etmek gibi. Mesela onlarca yıl önce aslında şu ankinden, şu an bilinenden daha ileri çalışmalar da yapılıyordu. Fakat bunun anlamı çok genele yayılabilecek bir şey olduğunu göstermiyor. Mesela genetik machine learning, genetik machine learning diye araştırabilirsiniz. Bu, şöyle diyeyim, insan, yani gerçekten doğa dediğimiz, insan doğasındaki o evrim teorisi vardır ya mesela. Aslında evrim teorisine şöyle bakıyor yapay zeka, genetik machine learning şöyle bakıyor olaya. Bir şey var. Bu şeyi insanla geçmişindeki ya da işte canlılığın varlığın dönüşümü sürecinde sürekli bir tekamül olayı var ya, gelişme, değişme. O şekilde evrim geçirerek öğrenebilmesini sağlamak. Genetik machine learning'de temel mantık da şu vardı. Aynı bu bahsettiğim
genetikteki gibi bir öğrenme, deneme yanılma yöntemleriyle öğrendi. Öğrendikçe bir sonraki adıma geçebilme gibi bir süreci tasarlamaya çalışıyorlar. Ve bu onlarca yıl önce de vardı mesela. Hatta burada temel mantık şu, bir sorun veriyorsunuz. O algoritma o sorunu çözecek yolları kendisi buluyor. Mesela böyle bir yaklaşım. Hatta bununla ciddi, gerçekten şöyle diyeyim. Üretilmiş bir ürünü, gerçekten üretilmiş, kullanılan bir ürünü genetik machine learning'e bir sorun olarak veriyorlar. Aslında üretilmiş ürünü vermiyor. Yani o teknik çizimi, ürünün çizimini vermiyor. Diyor ki böyle bir şey, sorunumuz var. Bunu nasıl çözerdim gibi bir şey. Yani sorun var, bunu çöz. İşin sonunda aynı yöntemlerle, yani insanların yaptığı yöntemlerle o da o sorunu çözüyor ve aynı sonuca geliyor mesela. Gibi. Bir nevi aklın yolu bir mantığı gibi bir şey. Şu an çok gündemde olan bir şey değil. Genetik machine learning ama çok kritik başlıklardan biri. Biyomimetiğin temeli de biyoloji o zaman var. Belki biyoloji konusunda ilerlebilmek adına çalışılmış olabilir yapay zekalarından. Yok, biyomimetik farklı. Biyoloji artı taklit. Zaten biyoloji ve mimetik. Bunların ikisinin birleşimi. Buradaki biyoloji şey, doğa. Doğadaki herhangi bir şey. Mesela denizaltı ile alakalı bir ürün tasarlamak istiyorsanız siz gidip kuş bilimcilerle çalışmazsınız ya da böcek bilimcilerle çalışmazsınız. Ama tam tersi durumda da böcek bilimciyle çalışırsınız. İşte gidip deniz tarafında, deniz hayvanları konusunda uzman bilim insanlarıyla çalışmazsınız. Bunlar genellikle bir ekip çalışması olarak yapılır. Takım, biyometrik takımı gibi düşünün. Çünkü tek kişi yapamaz. O kişide teknik ekiplerin de olması lazım. Yazılımcı, yapay zekacı vesaire. Ama aynı zamanda tabii ne yaptığınıza göre değişik. Siz uçak tasarlayacaksanız yapay zekacıya ihtiyacınız olmayabilir. Bu ayrı bir mesele. Fakat genel olarak bahsediyorum. Hangi konu üzerinde çalışacaksınız? Ona özel bir biyometrik ekibi oluşturulmalı. Ekrandaki konuları da geçiyorum. Bunlar işin temelleri. İşte insan beynindeki nöron ve bizim bahsettiğim gibi 1950'lerden beri üzerinde çalışılmış bir öğrenme algoritmasının aslında yapay sinir ağı, artificial neural network, günümüzdeki şeyler de yokken, mesela machine learning, deep learning gibi şeyler de yokken aslında yapay sinir ağları gene vardı. Çünkü her şey zaten deep learning temel olarak yapay sinir ağlarının üzerinde kuruluyor. Bir şey. Çekirdeğinde halen daha biz artificial neural network dediğimiz yapay sinir ağı oluştururuz. Onun üzerine mesela bir sonraki aşamadaki mesela şu convolutional neural network dediğimiz bir algoritma var diyelim. Daha çok görüntü verileri üzerinde bunu kullanırız. Bir yapay sinir ağı yani artificial neural network mantığını biz görüntü verilerinde nasıl daha etkili kullanırız şeklinde yapılmış algoritmadan convolutional neural network. Temelde bu da bir yapay sinir ağıdır. Dediğim gibi. Buraları geçiyorum. Bu da görsel olarak bir ANN yani yapay sinir ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Sol taraftaki input layer dediğimiz alan bir veri girişinin olduğu şey. Bunu herhangi bir metin verisi, ses verisi, görüntü verisi olarak düşünebilirsiniz. Fark etmiyor. Frekans bile olur. Herhangi bir şey. En sonunda da bir tahmin var. Output layer çıktı katmanı. Bunların arasında da gizli katmanlar var. Hidden layer dediğimiz sizin geliştireceğiniz ya da çözmeniz gereken sorun ne kadar karmaşıksa aradaki hidden layer o kadar artacaktır. Ama ne kadar artarsa sizin bu projedeki maliyetiniz de artacaktır. Çünkü mesela 1 milyon fotoğrafı diyelim bir öğrenme algoritmasına verdiğinizde ne kadar fazla katman varsa onun aslında öğrenme süreci de süre olarak uzayacaktır. Çok daha fazla donanıma ihtiyacınız olur. GPU'lar. Çok daha fazla zaman alır bu.
gibi katmanlar arttıkça zaten deep learning dediğimiz, yani machine learning'in alt başındaki deep learning, oradaki deep yani derin olmasının olayı şu: ne kadar fazla hidden layer, yani gizli katman varsa o kadar deep, o kadar derindir deep learning. Önceden gizli katmanları biz mi oluştururuz? Yani yazılımcılar mı oluşturur hocam gizli katmanları? Evet, evet. Evet. Yoksa biz hani yapay zekaya işte şu alanlarda diye bir belirli bir kod yazılıp yapay zeka kendi hidden layer'larını mı oluşturur? Onu biz yapıyoruz. Aslında şu ilk baştaki arada hidden layer'ların olmadığı versiyonu perceptron olarak araştırabilirsiniz. En basit hali. En basit hali oluyor. Bu büyüdükçe çok daha kompleks sorunları çözebilen farklı yöntemlere dönüştürülüyor. Birçok farklı algoritma yaklaşım var. Bu sadece bir tanesi. Aradaki hidden layer'ları da biz özel olarak tasarlıyoruz. Bunun birçok farklı özelliği var. Her bir o yuvarlak mesela şey yeşil, kırmızı, mavi vesaire, bunların farklı farklı özellikleri var. Biz bunlara yetenekler ekliyoruz. Diyoruz ki bu şekilde çalış. Ama şöyle bir durum var. Bazen teknik tarafı soruyorlar. Yani bu katmanları neye göre belirliyoruz? Bunun bir mantığı var mı? Bir mantığı yok. Yani hangi senaryoda kaç katman olacak? Böyle bir şey yok. Yani deneme yanılmayla yapacaksın. Bu tamamen yazılımcının deneyimine bağlı olarak değişen tam bir olarak, durum yani. Tam olarak öyle. Öğrenilebilen bir şey değil anladığım kadarıyla. Evet, öyle matematiğe dökülmüş bir şey değil. Yani şu kadar katman, mesela şöyle bir sorun olursa bu kadar katman falan, böyle bir şey yok. O katmanın yetenekleri, böyle bir şey de yok. Sadece genel yazılımda da olan best practice dediğimiz şeyler var. Yani en ideal yöntemler ya da en ideale yakın yöntemler diyeyim. Orada da şu oluyor. Aslında en ideal dediğimiz yöntemler de görecelidir. Yani kesin değildir. Sadece belli kalıplaşmış sorunları çözeceğin yöntemler o kadar fazla uygulanmıştır ki artık onu çok düşünmene gerek yoktur. Zaten basittir. Bunu uygula, sonucu al. Ama bahsettiğim deep learning de çok nadirdir. Böyle tahmin edilebilir bir şey yapmak. Genel olarak da yapay zekada unutmayın. Black box dediğimiz bir kara kutu olayı vardır zaten. Kara kutu deriz buna. Black box. Sebebi de içerisindeki süreçleri bilmiyoruz. Yani nasıl öğrendiğini bilmiyoruz. Onun içinde ekstra şeyler var. Yani XAI dediğimiz işte explainable AI vesaire gibi farklı yaklaşımlarla bu black box'ı biraz anlamaya çalışıyoruz ama %100 olduğunu söyleyemeyiz. Anladım. Hocam yeri gelmişken sormak istiyorum. Hani birçok öğrenci diyeyim, şu an lise öğrencileri de dahil olmak üzere geleceğin mesleği olarak yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, programcılık alanlarına yönelen birçok kişi var. Ama bu söylediklerinizden de anladığım kadarıyla hani sadece matematik yapabiliyor olmak herhalde iyi bir yazılımcı olmak için çok da yeterli değil anladığım kadarıyla. Hani bir iyi bir yaratıcı güç, bir yaratıcılığa da ihtiyaçları varmış gibi anlıyorum. Sizin var mıdır? Şu anda mesela yazılım tercih etmeyi düşünen arkadaşlara ya da hali hazırda bilgisayar programcılığı, yazılım mühendisliği okuyan bu bölümlerde devam eden arkadaşlara öneriniz var mıdır kendilerini geliştirmeleriyle alakalı olarak? Yazılım tarafı, bundan sonra yazılımla alakalı olmayan doktor bile olamaz bence. Şu an okuyanlar belki son insanlar olabilir. Yazılıma ulaşmaya gerek olmayan falan ama bundan sonra doktorlar bile yazılımla ulaşmak zorunda. Hatta bazı hastanelerde mesela bu tür çalışmalar yapmamız gerekebiliyor. Diyelim tıp alanında yapay zeka ürünü geliştirecek. O zaman şöyle bir durum var. Biz diyelim kanserden anlamayız. Biz yazılımcıyız. Biz deep learning tarafında mesela çalışıyorum. Ben yapay zeka tarafını bilirim. Veri setini hazırlarım. Bütün detaylarını bilirim. Güvenlik tarafını oluştururum vesaire. Farklı algoritmaları geliştiririm ama öncelikle domaini bilmen gerekiyor. Orada da kanseri
bize öğretecek birileri lazım. Yani gerçekten kanser nedir? Hangi diyelim hücre fotoğraflarından nasıl anlayacaksın? Önce anlatması gerekiyor. Hangi değer, işte metinsel değerler diyelim, kanseri işaret ediyor. Bunları ben bilemem. Bunu kanser konusunda alanında uzmanlaşmış, deneyimli bir profesör danışmanıyla, hatta birkaç kişilik ekiple yapabiliriz. Böyle bir durumda kendi sorunlarını daha iyi anlayabilmek, daha doğru ürünler geliştirebilmek için şöyle yapabiliyorlar. Mesela beyin alanında, işte nörobilim tarafında uzmanlaşmış aslında bir doktor ama aynı zamanda bir üniversiteden değil mühendislik eğitimi de alıyor. Sonra ya da yapay zeka alanında da master yapabiliyor vesaire ya da o alanda kendini geliştiriyor. Bunları birleştirdiğinde gerçek bir aslında diyelim ki neuroscience alanında yapay zekacı oluyor. Böyle durumlarda var. Şu an Türkiye'de de bunlar yapılıyor bazı hastanelerde, hastane anlaşmalı yerlerde. O yüzden hangi alana ilgilenirse ilgilensinler bunlar karşılığına çıkacak bir şekilde. Tavsiye ederim. Yani mesleğini yapay zekayla birleştirmeyen kişilerin çok da gelecekte yeri yok diyorsunuz. Yapay zeka şöyle, yazılım yani bizim gibi hardcore böyle çok yoğun kod yazarak yapmalarına gerek yok. Mesela cloud çözümler de var. Amazon'un machine learning'i var, AWS ya da Microsoft Azure var vesaire. Bunlar da mesela Microsoft Azure'da aslında sürükle bıraklarla şey yapabiliyorsunuz. Yapay zeka algoritmaları falan geliştirebiliyorsunuz. Çok kod yazmanıza gerek kalmıyor. Basit şeyler bunlar. Ama ben yani gerçek yapay zeka geliştirici olmak isteyenlere bunu önermem. Hatta yasaklarım ben benim öğrencilere. Hocam Mustafa Bey sormuş, yapay zeka için hangi programlama dilini tavsiye edersiniz? Yol haritamız nasıl olabilir diye bir öneriniz var mıdır onlar için de? Tamam. Böyle daldan dala atlıyormuşuz gibi oluyor hocam ama işte ya, konu derin için, olunca. Yok benim için sorun değil. Sadece hani security tarafında da çok konu var. O yüzden oralara da girsek iyi olabilirdi. Ama tamam, sorun hocam. Değil. Herkes bunu istiyorsa bunu anlatır. Yapay zeka tarafında şöyle başlangıç aşamasında Python. Yani yeni başlayacaksınız yazılıma. Yapay zeka Python programlama diline başlamanızı tavsiye ederim. Yusuf da bizim arkadaşlardan. Onun da dediği gibi Python programlama dili iyidir. İleri seviye konulara girmeyin. Hani başlangıç sorusu soruldu. Ben başlangıç cevabını vereyim. İleri seviye farklı yorumlar yapabilirim. Ama internette araştıracağınız, bulacağınız bütün kitap, video kurs vesaire %95'i Python üzerindedir zaten. Ben buralara geçiyorum. Tamam hocam. Şuralar bir yapay zekanın çalışma mantığıyla alakalı bazı teferruatlar. Biraz nesnelleştirelim. Mesela bir ürün yapmamız gereksin. Böyle bir durumda görsel veri üzerinden yapacağız diyelim. Image segmentation yapacağız. Retail image segmentation diye bir konu. O da şu oluyor. Yapay zekada yapabileceklerimizden. Bir tane kahvemiz var diyelim. Bunların içerisinde birden fazla tipi var bunların. Her birisinin. Ve bunları bir şekilde ürün raflarında ya da herhangi bir yerde fabrika ortamında falan tanımamız gerekiyor. Yani Nescafe Classic, Nescafe Gold Blend, işte şu vesaire. Hepsinin farklı bir ismi var değil mi? Dikkat ederseniz segmentation'da bunları biz geliştirdiğimiz yapay zeka algoritmasına öğretip işte bu klasiktir, bu Gold Rich, işte Nescafe Gold diye geliştirdiğimiz eğer ürünü bunu tanıyabiliyor. Segmentation bunu yapıyor. Peki bunu nerede kullanabiliriz? Şöyle bir senaryoda. Mesela rafları otomatik kontrol eden bir robot tasarladık diyelim. Ya da bir yazılım fark etmiyor. Rafları biz bu şekilde ürünleri tanıttığımızda etiketlerinden de tanıyabiliriz. O ayrı mesele ama görüntü üzerinden de tanıyabiliriz az önceki gibi. Mesela hangi ürünün hangi rafta bittiğini otomatik olarak tanıyabilen bir robot.
Bununla alakalı birkaç proje var dünyada. Raflar arasında geziyor mesela ve etrafa kameralarla bakıyor ve boşlukları kontrol ediyor. Bazen insanlarla iletişim kuruyor. Birden fazla dilde konuşabiliyor mesela. O arada insanları rahatsız etmeden otomatik bir şekilde hangi rafın boşaldığına bakıyor. Ve boşalmış olan yere, out of stock olan yere diyelim, bildiriyor sisteme ve oraya birisi gelip bunu kontrol ediyor. Ya da mesela bu Amazon Go vardı. Değil mi? Mağazalar var ya. Hatta şu an yeni bir şey okumuştum. Amazon Avrupa ve Amerika'daki birçok Amazon, sanırım Amazon Go, çünkü marketleri kapatmaya başlamış. Birçok marketini kapatmış. Küçülmeye gitmiş demek ki fiziksel mağazalarda. Onların mesela ortaya attığı bu Amazon Go yaklaşımı vardı. Yukarıdan kameralar var. Üç boyutlu bir şekilde etrafı inceliyor bunlar. İnsanların hareketlerine göre sizin o ürünü alıp sepetinize atıp atmadığınızı vesaire. Ve attıysanız o ürünün zaten ne olduğunu görsel üzerinden analiz edebildiği için onun fiyatını biliyor. Ve sizin basket dediğimiz o alışveriş sepetinize atıyor. İşte 3 liralık alışveriş yaptım. Başka bir şey koyunca 5 liralık daha aldım. Çıkışta da siz isterseniz kartınızla otomatik olarak ödeme yaptırıyorsunuz. İsterseniz de orada ödüyorsunuz. Ve bu şekilde de aslında bu post estimation dediğimiz bir yapay zeka alt başlığı, görüntü verisi üzerinden yapılıyor ama post estimation şu. Şuradaki dikkat ederseniz insanların uzuvları var ya, yeşil olarak iskelet gibi. Bu post estimation dediğim şey. Oradan aslında sizin yaptığınız hareketleri kontrol ediyor. Bu bir futbolcu da olabilir, bir basketbolcu olabilir, fark etmiyor. Herhangi bir şeyde bu kullanılabilir. Bunu alışveriş amacıyla kullandığınızda insanların hangi ürünü aldığını, incelediğini görebilirsiniz. Hatta bir tık daha ileri bir araştırma olarak şu da var. İnsanların mesela gözünü takip ederek nereye tam olarak baktığını görebiliyorsunuz. Yapay zeka anlayabilir bu tür şeylerden. Vesaire bununla alakalı. Son zamanlarda özellikle yurt dışındaki bazı yerlerde tamamen insan gücünü ortadan kaldırıp insansız marketler açıldığını duyduk. Onlarda da aynı bu yapay zeka sistemiyle herhalde çalışılıyor, değil mi? Evet. O işte Amazon Go'lardan. Amazon Go onu başlattı aslında. Farklı alternatifler de var. Evet, evet. Hocam aslında ondan da daha önemlisi şey var, üretim tarafında yapay zekanın kullanılması. Yani bu daha kritik bir konu. Evet. Bence asıl geleceği değiştirecek olan şeylerden bir tanesi insansız teknolojiler, bu otomobil vesaire haricinde üretim tarafının otonomlaşması. Mesela şu an gördünüz, herkes görmeye başladı daha doğrusu. Bir savaş olduğunda, Ukrayna ile Rusya arasında bir problem yaşandığında doğal olarak ilk etkilenen şey tedarik zinciri oluyor. Değil mi? Lojistik ve tedarik zinciri. Orada diyelim buğday üretiminde sıkıntı yaşandığında bütün dünyayı etkilemeye başlıyor. Ya da bir koronavirüs olayı olduğunda gene aynı şekilde bütün tedarik zinciri etkileniyor ve bütün dünya sıkıntı yaşamaya başlıyor. Bundan sonra da bunlar olacak. Burada da en kritik konu yine insansız üretim. Bu otonom sistemler tarafına daha gelmedik bile ama özetle girmiş olayım ben de. Bir traktör de şu an insansız olarak çalışabiliyor. Bir uçak da çalışabiliyor. Bunlar kendi kendine tamamen otonom bir şekilde mesela bir devasa bir tarlayı sürebiliyor, ürünleri toplayabiliyor. Bunlar yıllardır var bu arada, yeni şeyler değil. Peki insanlar bunları bilmiyor ama bunların hepsi var. Hocam yapay zekadan çıkmadan önce ben özellikle Türkiye'de yapay zekanın yerini sormak istiyorum size.
Yani evet, son zamanlarda iyice kullanımı arttı. Özellikle işte elektrikli araçlarımız artmaya başladı. Birçok alanda yenilikler yapmaya başladık. Ama şu anda biz dünyaya kıyasla neredeyiz? İle ilgili sormak istiyorum. Bilmiyorum, yerinde mi sordum soruyu ama. Evet, gene detaylı bir konu. Askeri tarafta, kötüyüz diyemem. Askeri tarafta. Sebebi de tabii ki ciddi bir kaynak ayrılıyor oraya. Mesela Bayraktar tarafı doğrudan devlet destekli olarak başladı. Ha, sonradan üretti, sattı ve kendi kazandığıyla bu ürünleri yapıyor ama arkasında ciddi bir devlet desteği vardı burada. Bu tür çalışmalarda ciddi bir Ar-Ge sürecine ihtiyaç var. Yani kullanmamız gereken donanımlar bile ciddi para. Mesela sadece bir GPU almanız gerekiyor. Bakın, geliştirme, bilgi, hiçbir şey koymuyor işin içine. Dilsiz hiçbir şey yok. Sadece geliştirdiğiniz her şey hazır. Onu training işlemi, yani algoritmayı eğitmeniz gerekecek. Onun için kullanacağınız GPU'lar bile çok pahalı. Bir de dolar kuru da yükseldiğinde, mesela önceden diyelim 3-3,5'tu, şimdi 14,5. Haliyle siz 1000 dolara alacağınız GPU artık o 1000 dolar değil sizin için yani. O bambaşka bir şey oluyor. Gibi. Kur oraya da etkiliyor diyorsunuz tabii ki Evet, haliyle. çok fena. Çok fena. Mesela orada ciddi şekilde bu tür şeylerde ürünleşme aşamasında kullanılacak, yani teknik olarak kullanılacak donanımlarda, yani vergi indirimi vesaire gibi şeylerin olması gerekiyor. Çünkü çok pahalı açıkçası. Bunu Amerika'da insansız otomobil geliştiren bir arkadaş da Amerikalı birisi ve hani dolar kazanıyor, dolar ödüyor. O bile GPU'lara pahalı diyor. Türkiye'deki birisi için ne? Ne Evet. olduğunu siz tahmin edin. Çok ciddi sermaye gerektiren işler bunlar. Evet. Evi sat, GPU'ya ver yani bu işlerde. Ben hızlıca geçeyim. O arada sorular gelirse devam Hocam, edersiniz. bir poz kütüphanesi var mıdır önerdiğiniz diye sormuş Yusuf Bey. MediaPipe galiba, doğru telaffuz ettiysem, alternatifi diye sormuş. Yusuf bana daha önce sormuştu onu. Tanıyorum öğrencilerimizi. Ona bir tane kaynak vermiştim. 3D bir şekilde post estimation'da, hani şu parmakları da mesela estimate edebilecek bazı open source çalışmalar var. Onlardan bir tanesini vermiştim. Onu inceleyebilir. Başka da özel bir çalışma bilmiyorum. MediaPipe kullanacak. Bir de o verdiğim şey. Tamamdır. Baykar Devlet desteğiyle başlamadı. Hatta senelerce engellendi. Bütün süreci biliyorum Mustafa Şimşek. A'dan Z'ye, 2000'lerin başından beri yaptıkları, babası ve daha Erbakan sürecine kadar her şeyi biliyorum. Devlet desteği olmadan yapamazsın. Savunma sanayinde hiçbir şey yapamazsın. Kim olursa ol. Öyle diyeyim sana. Ve kaliteli ürünler çıkartıyor Bayraktar. Fakat savunma sanayinde şöyle bir durum vardır. Ciddi bir Ar-Ge sürecimiz var. Ve o Ar-Ge sürecini ya cebinden harcayacaksınız ya da devlet sizi destekleyecek. Cebinizden harcadığınızı varsayalım. Devlet sizin satışınıza izin vermezse hiçbir şey yapamazsınız. Savunma sanayinde kibrit çöpü bile satamazsınız. Çünkü devlet satar. Bu kötü bir şey değil. Bu yasa böyle yani. Kurallar budur. Bütün ülkelerde böyledir. Savunma sanayi ürünü, o lisans altında üretilen bir ürün devlet tarafından satılır. Haliyle o yüzden mesela bazı savunma sanayi firmaları hani sıkıntı yaşayabiliyor. Diyor mesela biz şimdi bir şeyler geliştirdik. Diyor bunu hani satışımızda sıkıntı çıkartılabiliyor diyebiliyor. O ayrı bir hikaye. Farklı bir detay. Girmeyelim politik kısmına. Yani Türkiye'de daha çok yapay zeka, söylediklerinize göre hocam, o zaman daha çok savunma sanayi alanında, daha Evet. diğer alanlara pek fazla yansımamış durumda galiba. Evet. Özel sektörde
Yani şöyle diyeyim, küçük girişimlere bakın. Küçük girişimler bir şeyler yapıyordur diyebilirim. Büyük girişimler büyük girişim olmaz zaten. Yani devasa kurumsal firmalar pek bir şey yapmıyor. Onlar gösteriş kısmında. Ama küçük girişimler bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalışanlar var. Öyle diyeyim. Riskli olduğu için mi tercih edilmiyor sizce hocam? Kurumsal büyük dev firmalar işin sadece reklamıyla uğraşıyor. Ama küçük olup cidden yatırım koşturan firmalar var. Onlar da kendi bütçe ve çaplarına göre bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Onların da yatırıma ihtiyacı var. Büyükler sadece reklam yapma peşinde. Hani bir Amazon olma peşinde değiller. Böyle değil. Niye Google, tamam Google gibi olma ama hani Google gibi bir şey yapma peşinde değiller. Anladım. Hep şov. Şov amaçlı çalışmalar Peki hocam, hani savunma sanayinde çok ciddi emekler var. Diğer alanlarda daha geri planda kalıyor olmamız bizim dünya pazarında aktif olabilmemizi engelleyen durumlar içerisindedir, değil mi? Yani doğru mu düşünüyorum bilmiyorum, size sormak istedim kesinlikle, bunu. Kesinlikle. Mesela İsrail'le alakalı teknoloji girişimlerini araştırdığınızda sadece, bakın sadece tarım alanında yapay zekanın tarım alanındaki girişimleri yüzlerce. Sadece tarım alanındaki yapay zeka girişimleri yüzlerce. Mesela biz işte X e-ticaret sitesi diyelim 12 milyar dolar değerlemeye çıktı diye hava atıyoruz ama yıllar önce bile İsrail'den tek bir yapay zeka donanım girişimi Intel'e satıldığında 25 milyar dolara satıldı. Bir tane. Donanımı geliştirdiler. Tamam, güzel bir şey yapıyordu. Ama böyle bizim yapamayacağımız falan bir şey değil mi? Intel'e satıldı 25 milyar dolar. O yüzden bir şeyde hava atarken hani doğru kıyaslamak gerekiyor. Kime göre, neye göre? Mesela ya siyah tarafında evet hakkını veriyoruz. Teknolojik olarak mesela Amerika'nın gerisinde olabiliriz. Ama Amerika o geliştirdiği İHA ve SİHA'ları satmıyor. Yani çoğu üründe zaten dark teknoloji olarak tutan ülkeler bunlar. Yani biz satabiliyoruz, biz kullanabiliyoruz. Onlar genellikle kullanmıyor bile, açık bir şekilde kullanmıyor. Aslında teknoloji sızdırmamak için yapılan şeyler. Savunma sanayi öyle açıkçası benim çok sevdiğim bir alan. Ama şey değil, nasıl diyeyim? Böyle dışarıdan baktığınızda hemen konuyu anlayabileceğiniz bir şey değil. Orada farklı kurallar geçerli. Yani bir teknoloji sizin işte böyle bir teknoloji yok dediğiniz şey 50 yıl önce geliştirilmiştir muhtemelen. Vardır ama şöyle düşünün. Mesela Türkiye'nin bir avantajı savunma sanayi tarafından. Türkiye askeri olarak hani bir Osmanlı, geçmiş, Selçuklu vesaire hep bir şey kültürü vardır. Gücünü gerektiğinde gösterme kültürü vardır askeri olarak. Yani gereksiz şov yapmaz. Bu askeri stratejilerde önemlidir. Yani ne kadar gücünü gösterirsen senin düşmanların, rakiplerin de ona göre hazırlık yaparak senin karşına çıkar. O yüzden tam güç gösterilmez. Yani Türkiye birçok şey yapıyor. Bazılarını ben biliyorum, bazen destek olmak ya da danışmanlık vesaire bir şeyler olabiliyor. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat doğal olarak hani, Amerika gibi onlarca yıl önceden teknoloji üreticisi olmadığımız için tabii zaman alıyor. Yoksa şu an tonla motor, yani birçok farklı motor versiyonu, hatta 2 yıl önce Türkiye insansız gemi geliştirme üzerine konsorsiyum da kurmuş yani. Orada hani süreçlere bir şekilde dahil olmam da gerekli durumlar olmuştu. Fakat bu işte bir anda ortaya çıkmıyor. Mesela hani sunumlarda da var ama çok da gerek yok. Mesela şu an bildiğimiz ULAK, insansız deniz aracı. İşte bu aslında benim bahsettiğim senaryonun çok küçük bir parçası. Yani insansız gemi yapma üzerine devlet
şey de yapabilir, bir konsorsiyum kurup içerisinde gemi üretimiyle alakalı çalışan devasa firmaları toplayıp bu alanda bir şeyler araştırmalarını ve neler yapabileceklerini bakmalarını istiyor. Bu tür şeyler var. Hocam yani çok güzel sohbet ilerliyor. Bayağı da yaklaşık 1,5 saate yakın zaman geçti. Security kısmını da merak etmiyor değiliz. Oraya da geçsek güzel olur. Tamam. Ben şöyle özetleyeyim. Otonom sistemler bu piyasada genel olarak insansız otomobil olarak bildiğimiz şeyler ama insansız fabrika da bir otonom sistemdir. Bir uçak da aynı şekilde, bir helikopter ya da herhangi bir yazılım da olabilir. Yani otonom sistem dediğim şey uçtan uca, uçtan uca, başından sonuna kadar her şeyi karar alma ve sonuçlandırma mekanizmasına kadar her şeyin tamamen insansız olarak tasarlanması. Yani müdahaleye gerek olmadan, öğrenerek, karar alarak sonuçlandırma. Endüstri 4 burada gene çok şu an günümüzde insansız fabrika, yani otonom fabrika çok konuşulamasa da önümüzdeki yıllarda insanlığın geleceğinde en önemli konuların başında gelecek. Yani gelebilir demiyorum, gelecek. O tarafta insansız üretim çok önemli. Robotik, endüstriyel robotik, bunların alt başlıkları, hani araştırma yapmak isteyenler bunlara bakabilir. Ama ana konumuz bu olmadığı için geçiyorum bunu. Daha da alt kısmında bu Endüstri 4 ve alt teknolojiler konseptlerini şöyle ekran görüntüsü alarak da arkadaşlar araştırabilirler. Bunların her birisi ayrı bir uzmanlık. Uzun uzun konuşmak gerekebilir. O yüzden bunlara girmeyeceğim. Şöyle. Buraları araştırabilirler. Şurada farklı farklı konseptler var. Bunlar cloud ve yazılımla alakalı şeyler. O yüzden bunlara girmeyeyim. Fakat altta bir link vereceğim. Oradan inceleyebilirsiniz bunların ne olduğunu. Ekran görüntüsü almanız yeterli. Wikipedia üzerinden as a service diye bakabilirsiniz. İnsansız otomobillerle, bu arada otonom sistemlerle alakalı daha önce benim YouTube kanalımda 2 saatten uzun süren bir video var. Sadece bunu anlatıyorum. Hani bu kısmı detaylı dinlemek isteyenler direkt ona bakabilir. Otonom sistemler tarafı. Ama ben hızlı bir şekilde gene göstereyim. Cruise var. İnsansız otomobil tarafında. Bu arada 2015 yılında insansız otomobil geliştirme üzerine bazı çılgınlıklar yapmıştık Türkiye'de. Çok çok erken bir dönemde bizim için. O yüzden sonuçlandırdığımız bir gelişim değil ama. Dünyada Cruise var. Bu kaliteli güzel şeyler yapanlardan bir tanesi. Tesla'yı zaten bildiğiniz için onu söylemiyorum. Bunlar üzerinde araştırma yapabilirsiniz. Üstteki aslında bir insansız otomobil kendisini ve çevresini nasıl görebiliyor? Alternatiflerden birisi bu. Dijital olarak etrafındaki bütün nesneleri, araçları görebiliyor mesela burada. Yolunu takip edebiliyor. Altta bunu kamera hali. Cruise diye araştırabilirsiniz. Bu da bir başka. Bir Tesla'nın içi. Etrafındaki kameralar nasıl görüyor çevreyi? Bir insan nasıl görüyor? Bunları takip edebiliyorsunuz. Mesela yolu takip ediyor. Yol çizgisini vesaire. Etraftaki bütün nesneleri, trafik ışıklarını ya da işaretlerini. Bunların hepsini. Bunlar hacklenebiliyor tabii. Bu da ayrı bir hikaye. AI Security tarafından anlatacağım. Şunlar da biraz daha görsel olarak da alışmanız için söyleyeyim. Göstereyim bunları da. İnsan sorunları. Lidar ile aslında şoför böyle görmese de bir otomobil kendisi çevreyi nasıl görüyor kısmı burası. Lidar dediğimiz light detection and ranging. Bir radar var, bir de lidar var. Bunların arasındaki ayrım diyelim ki şöyle. Mesela computer vision'la mı, lidarla mı, radarla mı bir insansız otomobil geliştirilmeli gibi sorular var.
bazıları mesela birazdan göstereceğim işte Tesla mesela diyor ki sadece computer vision'la yeterli diyor için aslında computer vision güçlü diyor. Aynı şekilde mesela Kama AI var. Birazdan gösteririm. Orada da biz sadece computer vision'la yapıyoruz diyor onu. Ama kimisi de LIDAR'la, radar'la da yapabiliyor. Neden sadece computer vision'la yapmak istiyorlar? Çünkü LIDAR, radar cihazları, sensörleri vesaire çok pahalı. Bu da maliyeti artırıyor otomobilin. Ama computer vision'da zaten otomobilde kameralar var birçok yerinde. O kameraları, kameralardan aldıkları görüntüleri işleyerek gerçek zamanlı olarak karar alabiliyor. Ama LIDAR'la, radar'la şöyle diyeyim, diyelim hava kötüyken çevreni görebilmeni sağlayan bir teknoloji gibi düşünebiliriz. Birisi hava kötüyken, kapalıyken, işte bulutluyken, karanlıkta vesaire faydalı olabiliyor. Ama onların gerektiği yerlerde computer vision'ın bazı eksikleri vardı. Onlar da çözüldükçe artık LIDAR'la radara gerek kalmayabiliyor. İşin gerçeği. Peki nasıl geliştirebilirim? Bununla alakalı open source projeler vereceğim size. The Autoware Foundation diye bir vakıf var. Bunlar 2015'ten beri takip ediyorum. O zamanlar yanlış hatırlamıyorsam open source bir insansız otomobil geliştirme, insansız otomobil projesini open source olarak duyurdular. Bunları takip edebilirsiniz. Gerçekten kaynak kodları alıp ki C++'la geliştirilmiş bir proje. Şuradan göstereyim. Alıp bunu kendi herhangi bir insansız otomobil projenizi geliştirebilirsiniz. Şu mesela gördüğünüz araç. Mesela Türkiye'de yakın zamanda bir otobüs, insansız otobüs duyuruldu ya Kars'ın. O mesela aslında yani Türk mühendisler falan geliştirdiği yok. Bu open source proje, tam olarak şu an gösterdiğim open source proje üzerine geliştirildi. Yani bunu alın, siz de bir otobüs firması, tabii işi bilmeniz gerekiyor doğal olarak, o ayrı mesele de. Kendi insansız otomobilinizi geliştirebilirsiniz. Open source projeden yapıldı bunlar. Gördüğünüz şu. Kaynak kodları da GitLab üzerinden paylaşıyorlar. Hatta video kursları falan var. Onları da göstereceğim. Bakın mobil uygulamadan kontrol edebiliyorsunuz. Araç kendisi gidiyor. Bu tamamen open source. Hani artık olay 2015'teki gibi değil. Olaylar çok değişti. Mesela direkt kaynakları da vereyim. Autoware. Autoware.org. Autoware.ai. Autoware.io. Hepsinin farklı amacı var. Ha, bu arada bu mesela ROS. Robotic Operation System, yani robot işletim sistemi dediğimiz open source bir işletim sistemi var. Tamamen robotik amaçlı. Mesela yani emin değilim ama muhtemelen bu ULAK var ya, insansız deniz aracı. Hı hı. O da muhtemelen ROS'la yapılmıştır. Hı. Çünkü bununla ilgili antrenmanlar yapabileceğiniz bir ortamı var zaten ROS'un. Kötü de değil. ROS zaten kendi alanında çok iyi. Open source, ücretsiz. İster hobi, ister havacılık, deniz, hepsini de kullanabiliyorsunuz. ROS'un bir versiyonu vardı, bir de iki versiyonu var. Autoware iki versiyonu da kullandı. Önce, yıllar önce ROS 1'deydi. Sonra ROS 2'de yeni bir altyapı geliştirdiler. Bunların her birisinin bir farklı bir amacı var. Şu web siteleri. Ama temel olarak bakın Autoware Foundation, GitLab üzerinden kaynak kodu görebiliyorsunuz. Bunları inceleyebilirsiniz. Mesela mekatronikçiler ve yazılımcılar, biraz da yapay zekacı bu arkadaşlar dinleşse aslında gerçekten kendi insansız otomobilini yapabilirler. Türkiye'de ilk insansız otomobil geliştirme seminerini biz vermiştik. 2017'de hatırladığım kadarıyla bir üniversitede 8-9 saat kadar anlatmıştık.
Çok zor bir şey değil. Yani o zaman çok daha zordu tabii. Şu an gerçekten bir küçük çaplı bir Ar-Ge projesi. Yani insan soğutunu geliştirmek. Böyle atladığı bir savunma sanayi tarafında da mesela insansız tank geliştirme vesaire bunların hepsi yapılacak. Türkiye yapacak bunları. Bunun üzerinde planlar var. Oralarda da hani kendini bu alanda geliştirmiş kişiler rahat iş bulabilir. İhtiyaç var. Şurada detaylar var. Bunları geçiyorum. Bunu zaten vermiştim. Şurada kursu var. Şöyle epey uzun çekilmiş. Bayağı uzun bir kurs listesi var. Kendi listesinden. Diğeri Apollo. Apollo'da gene 2015'ten beri bu arkadaşlar, bunlar Çinli. Apollo Auto. İnsansız otomobil geliştiriyorlar gene. 2015'te hatırlıyorum bunlar ilk versiyonu duyurmuştum. Bu biraz daha kaliteli geliyor bana. Kendileri de kullanıyor bunu. Bu arada. Mesela robot taksi falan vardı. O da altyapı olarak bunu kullanıyor. Baidu tarafından geliştiriliyor. Baidu. Yani Çin'in Google'ı bildiğiniz. Onların da kendi girişimleri var tabii. Bakın Apollo. Baidu'nun robot taksisi de aslında Apollo'yu kullanıyor. Bunları şimdi web sitelerine falan gidip süreci uzatmak istemiyorum ama insansız otomobil 5 seviyede oluşuyor. 5 seviye. Şöyle diyeyim çok uzatmadan. 5. seviye direksiyonsuz üretim. Yani 5. seviyedeki bir insansız otomobil doğrudan direksiyonsuz bir şekilde geliştirilir. Yani insan müdahalesinin olmayacağı bir seviye. Bunu şu an sadece aslında başladığından beri Google kendi Waymo diye bir projesi var. 5. seviye başlattılar. Yani direksiyonsuz başlattılar zaten projeyi. Ama çok sıkıntı çektiler. Yani üzerinde ciddi çalışmalar yapıldı ama production dediğimiz böyle sokağa inmiş bir şey değil. Sadece deneme amaçlı kullanılıyor halen daha yıllardır. Bunlar mesela bu bahsettiğim open source projeler seviye 4. 4'e kadar geldiler. 5'i de ya duyurdular ya duyuracaklar bir gün içinde gibi. Hocam bu araçlar için bir arkadaşımızın sorusu var. Eklenebiliyor olmaması için kapalı devre çalışma durumları olmuyor mu diye sormuş. Tekrar alabilirim ya da ben onu bakayım. Araçların hacklenmemesi için kapalı devre çalışma durumları olmuyor mu? Yani güvenlik sistemine giriş yapmış biraz ama. Kapalı devre çalışma durumları olmuyor. Bu arada hatırlatayım, o insansız otomobil geliştirme staj okulu da yapmıştık. Soru da oradan gelmiş. Semineri onlarla birlikte yapmıştık. Kapalı devre olmaz. Yani imkansız değil ama olamaz. Ya sebebi şu. Şimdi AI security tarafına halen daha girmedik ya. Bunun hacklenebileceği yüzlerce, binlerce yöntem var. Yani siz diyelim ki dışarıdan hani internette bağlanıyor, ben oradan hacklerim diye düşünürsünüz ama fark etmiyor ki. Görüntüyü hackleyerek yapabiliyoruz. Ben oralara da biraz gireyim artık. Evet hocam, Şöyle oraları da çok önemli bakın onları onlar geçiyorum. da. Mesela Apollo'nun 6. versiyonu. İşte Hello World bakın 17. Evet bu 2017 civarı. 6. versiyon 2020 falan. Şu an günceli yapmadım. Altyapı, mimari, bunların videosu ayrı. Bakarsınız. Kama eğer bunun kurucusunu seviyorum. Bu open source geliştiriyor. George Hotz işte ilk iPhone'u ilk hackleyen kişi. O zaman tabii 18 yaşındaydı. Şu müthiş bakışa sahipti. Şimdi şöyle. Bu arkadaş geliştiriyor OpenPilot. Bu da böyle bir şey. Çok basit bir şekilde bir donanım var. Bunlar da mesela Python'la geliştiriyordu. Hotz bunu Python'la geliştiriyordu. Sonradan C++'a geçirdi bütün kaynak kodları.
geçiyorum. Şöyle kuruyorsunuz yazılımı vesaire. Tabii her otomobil için uygun değil. Onun GitHub sitesinde, yani GitHub kaynak kodları yayınlandığı yerde hangi otomobillerin, hangi modellerini, hangi özellikleri desteklediğini yazıyor. Yani diyelim ki Honda Civic'in işte X versiyonu diyelim uygunsa bu cihazı alıp 1000 dolara, ilk çıktığında 300 dolar falan herhalde. 1000 dolara alıp bunu kurup İstanbul'da insansız otomobille gezebilirsiniz yani. Bu çok basit. Gördüğünüz gibi yolda, kenarda bunu yapıyor mesela. Bunlara geçiyorum. Şuralara da geçiyorum. Dediğim gibi o videoyu incelemeniz daha iyi olur. Şu mesela Meteksan işte ULAK. Bu dediğim gibi tahminimce büyük ihtimal ROS 2 ile geliştirildi. Robotic Operating System. Şunlarda şu mesela 2015 değil yanlış hatırlamıyorsam. İnsansız gemi ARGE çalışması. General Motors mıydı? Öyle bir şeydi. Hatırlayamadım. Pardon, Rolls Royce bu ARGE'si üzerinde çalışıyor. İnsansız gemi. Bu apayrı bir süreç. Pek kolay bir iş değil. Çünkü insansız gemilerde mesela 1970'ten kalma araç gereçler, kablolar falan kullanılabiliyor. Haliyle siz ondan geri alışverişi yapmanız bayağı bir sıkıntılı. Pek kolay bir şey değil. Bunları geçiyorum. Şunlar mesela reinforcement learning dediğimiz yapay zekanın alt başlıklarından bir tanesiyle yapıyor. Etrafı tarıyor. Etrafı haritalandırıyor, öğreniyor. Her öğrendiğinde artık daha performanslı bir şekilde ortamı temizleyebilecek bir yol çıkartıyor kendine gibi. Aynı şey bunun için de geçerli. Bunları geçiyorum. Mesela yer altında kullanılan, şunlar bu arada insansız bu arada. Yani madenlerde kullanılıyor bunlar. Fabrikalarda şunlar kullanılıyor. Hatta bunlardan yıllar önce mesela bunlar birleşerek bir uçağı kaldırabilecek kadar devasa bir şey. Hani mesela şu an şeyden bahsediyoruz ya, Bayraktar dronların sürü halinde gitmesi. Bu bahsettiğim yerdekiler zaten yıllardır yapıyor bunu. Bunlar normalde bir tanesi diyelim tamamen örnek işte 10 tonluk bir şey kaldırabiliyorsa 10 tanesi bir araya gelip 100 tonluk bir uçağı kaldırabilir gibi bir şey. Onu alıp başka bir yere götürebiliyor. Şunları geçiyorum. Bunlar çok şey değil. Sadece yapay zeka ile alakalı. Decentralized AI diye bir başlık var. Bunu araştırabilirsiniz. Bir blockchain protokolü üzerine yapay zeka altyapısı inşa edip blockchain'in network'ünü yapay zeka hesaplamaları için kullanmak. Bu da advanced bir konu. Decentralized AI. Evet. Machine Learning Security. Burayı da yapalım. Yapay zeka güvenliği özetle. Yapay zeka güvenliği deyince aklımıza şöyle diyeyim. Çok aşırı derin bir konu. Yani burada yapay zeka güvenliğinde hemen neredeyse her şeyi adversarial attacks olarak isimlendiriyoruz. Fakat aslında öyle değil. Adversarial attacks. Ama genel olarak adversarial attacks gördüğünüz yerde yapay zeka güvenlik zafiyetlerinden bahsettiğini düşünebilirsiniz. Machine Learning Security, Computer Vision Security, Deep Learning Security, AI Security bunlar hepsi aynı şey. Burayı da bahsetmiş olayım. Adversarial attack nedir? ML modellerini yani Machine Learning modellerini aldatmaya çalışan ve modelin hata yapmasına neden olan bir teknik. Yüksek tehdit senaryolarında neler var? Self-driving car, İHA, SİHA, IT Security, yüz kimlik, nesne tanıma sistemleri fark ediliyor. Her şey hacklenebilir. Siz bir şey söyleyin ben onu hacklenme tekniğini söyleyeyim size. Yani kesin olarak hacklenir. Çünkü yazılım, kodun olduğu her şey hacklenir. Yapay zeka bunlardan muaf değil. Siz bir drone'u da hackleyebilirsiniz. Yani bazen mesela aşırı milliyetçi bakıp işte bizim yaptığımız drone hacklenmez gibi şeyler olabiliyor ama şöyle değil. Yani değil, teknik olarak mümkün değil. Her şey eklenir. Sadece bizim biraz daha disiplinli olduğumuzu söyleyebilirim askeri konularda. Bu da TSK'nın titiz olmasıyla alakalı. Yani ürünlerde çok titiz, firmaları zorluyor. İşte siz bir ürün yaptığınızda
TSK'ya beğendiremezsiniz kolay kolay. TSK onun bayağı bir zorlar. Kalite standartları, üst seviyeye çıkartılması vesaire. Siz onu yaptığınızda rahatlıkla Avrupa'ya satabilir hale gelebilirsiniz. Çünkü zaten en zorlamayı, en büyük zorlamayı TSK yapıyor işte. Savunma Bakanlığı. Burada mesela Amerika'nın uyduları bile hacklendi yıllar önce. Dronları hackleniyor, halen hackleniyor. Bu yüzden çok şey yapmamak lazım. Yani her şey hacklenir. Mesela bir deep learning algoritması geliştiriyorsunuz. Ve kek vesaire bunları öğretiyorsunuz işte. Bu tatlının adını hatırlamıyorum. Ama anladınız. Mesela bunu öğreteceksiniz dedim. Normalde bunu öğrettiniz ama bir de ekranda da gördüğünüz gibi yani o kek gibi bir de köpek var. Bunların ikisini siz bile karıştırıyorsunuz değil mi? Yani şöyle bakınca hangisi köpek, hangisi şeytan kafa karıştırıcı bir şey. Şöyle düşünün, bu en basiti. Bakın sadece veri seti odaklı hatalardan bahsediyorum. Yani yüzlerce hackleme yöntemi var yapay zekayı. Fakat daha veri, yani hiçbir hack yöntemine gerek kalmadan veri setini hazırlarken normal yapay zeka sürecinde bile siz hata yapabilirsiniz. Bir tanesi kek, öbürü köpek mesela. Siz bunların örneğin köpekleri tanıyacak bir algoritma geliştiriyorsunuz ve öyle bir veri seti yaptınız. Ama şu senaryoda siz şu türdeki, şu görseldeki bir tatlıyla diyelim neyse, onunla veri setinizi güçlendirmediğinizde, yani geliştirdiğiniz algoritmaya bak, bu tatlı köpek değil. Bunu da öğren. Yani köpek olanı öğrettiğiniz gibi köpek olmayanı da öğretmeniz gerekiyor bu tür senaryolarda. Bunu yapmazsanız işte manipüle edilebilir rahatlıkla. Çünkü çok basit bir şekilde şöyle bir görseli gönderdiği birisi sizin algoritmanıza, o onu köpek diyecektir mesela. Şunu türünü söyleyecektir. Bu şu cins köpektir diyecektir. Bak bu aslında basit bir mantıksal hack. Çünkü siz algoritmayı doğru veri setiyle eğitmemişsinizdir. Bu çok basit. Hack bile sayılmayacak kadar hack. Adversarial attack tarafından asıl böyle temel örneklerden bir tanesi şu. Bu arada bir web sitesi var. Adversarial.io. Bunu demo olarak görebilirsiniz orada. Bir tane panda fotoğrafı var. Bunu normalde, hatta şunla göstereyim. Panda fotoğrafı var. Buna bazı noise'ler ekliyoruz. Yani gürültü verisi dediğimiz. O da şu. Aslında ilk başta hızlı geçtiğimiz bir alan vardı. Bir görsel verinin piksellerini gösteriyordu ya, rakamlar vesaire. Bir görsel veri dediğimiz resim ya da herhangi bir metinsel veri, ses dosyası, bunların hepsi aslında basitçe rakamlardan oluşur. Yani geliştirdiğimiz yapay zeka algoritması rakamlardan öğrenir. Başka hiçbir şeyden değil. Siz buna bakınca bir panda görüyorsunuz. Sorun yok. Tamam, bunu normal geliştirdiğimiz algoritmaya öğrettiğimizde o da bakıyor. Diyor ki bu %89.5 panda diyor. Tamam. Fakat sonra bu sürece bir hacker müdahalesi yapılıyor diyelim. Ve Asya maymunuydu, yanlış hatırlamıyorsam, Gibble. Bunun görüntü verisinin pikselleri bazı onun görüntüsünden elde edilmiş bazı pikseller diyelim panda verisiyle karıştırılıyor. Ama pandanın yapısını bozmayacak şekilde, yani pandanın daha doğrusu görüntü, görsel kısmını bozmayacak şekilde başka bir hayvanın, yani ona klas olarak biraz daha yakın olan bir hayvanın piksel verileri ona aktarılıyor. Siz görüntü olarak bunu panda görüyorsunuz gene, ama geliştirdiğiniz modeli gönderdiğinizde o bir Asya maymunu oluyor. Yani sizin geliştirdiğiniz model
Buna bir Asya maymunu diyor. Sebebi basit. Görüntüyü bozmayacak şekilde araya gürültü verileri eklendi. Ama hack amacıyla eklendi bunlar. Yani onun piksellerini değiştirdi. Belli bir mantıkla, matematiksel mantıkla değiştiriyor kafasına göre değil. Belli bir mantıkla pandanın piksellerini değiştiriyorsunuz ama görüntüde o pikseller pandanın nasıl göründüğünü değiştirmeyecek kadar. Yani her bir piksel arka tarafta 0 ile 255 arasında bir değer ile tutuluyor rakamsal olarak. Onlar üzerinde oynama yapıyor, değiştiriyor fakat görüntüyü bozmuyor. Yani böyle insan şey gözüyle tarama yapıldığında, işte kontrol edildiğinde herhangi bir problem yok gibi görünüyor ama yapay zeka arka planda o eklenen noise'i alıp bozulabiliyor tabiri caizse. Evet, evet tam olarak. Hocam Mustafa Bey bir soru sormuş. Google kendi yapay zekalarının çözemediği resimleri eğitmek için bizi kullanıldığıyla ilgili bilgiler doğru mudur diye. Var mıdır böyle bir şey? Yani ara ara böyle bir söylenti dolaşır. Sonra bir kaybolur tekrar. Google Capture'lar ile kendi yapay zekalarının çözemediği resimleri. Yapay zekaların çözemediği resimleri. Hani galiba şeyden bahsediyor hocam. Zaman zaman robot olmadığınızı doğrulayın diye işte araba olan resimleri seçin. Trafik ışığı olan resimleri seçin gibi farklı evet. Doğrulama yöntemleri, güvenlik yöntemleri kullanılıyor ya. Tamam, şöyle diyeyim. Onun mantığı biraz farklı. Capture olayı farklı. Capture'yi bu arada deep learning'le hackleyebiliyoruz. Tabii biz hackleyebildiğimizde onlar da güncel versiyonunu getiriyor. Yani haliyle sonuç değişmiyor gene. Güncelleniyor Capture'lar. Orada olay farklı. Bu web protokolleriyle, web mimarisiyle alakalı bir şey. Siz backend ile, şöyle diyeyim, backend yazılım, yani sunucuda çalışan yazılım, client'ı tanımaz. Client'tan, çünkü web tarafında, web programlama tarafında stateless dediğimiz bir durum vardır. Durumsuzluk. Yani sunucuda çalışan bir web uygulaması, client'ı, yani benim bilgisayarımı, tarayıcımdan erişiyorum ya herhangi bir sisteme. Buradaki kişinin gerçek olup olmadığını bilemez. Haliyle bunu anlayabilmek için mecburen bazı mantıksal şeyler uygulaması gerekiyor. Mesela sen Capture'de diyelim ki 3, 6, 9 sanırım 9 tane kare fotoğraf gösteriyordu. Hatırladığım kadarıyla. Onlarda bir 3 tanesi otobüs olsun. Sana otobüsleri seç diyor. Şöyle senin davranışlarını analiz ediyor aslında. Mesela 0.2 saniyede sen 3 tane otobüsü seçebiliyorsan mouse'la, senin kim olup olmadığına bakmadan seni bot olarak görecektir. Çünkü bir insan 0.2 saniyede 3 tane fotoğrafı seçemez. Yani imkansıza yakın bir şey mesela. Değil mi? Evet, evet doğru. Bunun gibi şeylere bakıyor. Davranışlarını tahmin ederek senin bot olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Hani yapay zekaların çözemediği şeyleri hiç mantıklı değil yani. Yani bizim öğrendiğimiz şeyleri ben Google'dan öğreniyorum. Yani Google mühendislerinden öğreniyorum. Mesela şey de var. Ya tabii ki her şeyi Google üretmiyor. Belki %20'sini 30'unu üretiyor. Yani Google, Facebook bunların ekipleri. Geri kalanı dünyadaki devasa araştırmacılar. Amerika'daki işte birçok üniversitedeki akademisyenler ama uygulayıcı akademisyenler. İşte güvenlik alanında çalışıyor. Farklı ülkelerde var. Bunlarla gelişiyor bu sektör. Ama mesela yapay zeka tarafında köklü olarak iki tane library var. Birisi TensorFlow, Google'ın. Diğeri de PyTorch. Bu da Facebook'un. Haliyle bunları geliştirenler var. Biz onlardan öğreniyoruz.
Yani çok da bize ihtiyaçları yok gibi duruyor işini çözmek için. Ama şu var, bazen deneysel çalışmalar yapıyorlar. Şu an aktif mi bilmiyorum. TensorFlow web versiyonu var. TensorFlow JS. Mesela bunu yani JavaScript ile client tarafında yapay zeka uygulamaları geliştirmek. Bunun testleri için açıkça experimental diye duyurdukları, yani deneysel diye duyurdukları bazı oyunlar var mesela. Post estimation uyguluyor ya da başka görüntü, işte image segmentation uyguluyor. Bu tür şeylerin duyurdukları bir yer var. Diyor ki mesela buradaki oyunları oynadığınızda, buradaki uygulamaları kullandığınızda biz buradan elde ettiğimiz verileri örneğin TensorFlow JS'yi güçlendirmek için kullanıyoruz diyor. Bu tür şeyler var. Altyapısındaki tabii milyarlarca satırlık kodla ürettikleri bütün ürünlerden elde ettiği veriyi de kullanıyor. Yani senin internette yüklediğin videolar, görseller bunların hepsini tabii ki kullanıyor. Yani senin ürettiğin veriler, hatta bir hacker diyelim saldırı yapıyor diyelim Google'a, onları da kullanıyorlar. Ben de kullanırım açıkçası. Hani AI security tarafında o derinliğe maalesef giremiyoruz süreden dolayı ama şey var. Mesela aslında Aziz Hanım'la telefonla konuşurken söylüyorum. Bir malware, işte zararlı bir yazılım. Yani siber güvenlik tarafında zararlı yazılım dediğim şeyi yapay zekayla otomatik bir şekilde üretip şey yapabiliyoruz. Saldırı yaptırabiliyoruz. Bir diyelim trojan üretip bunu saldırı amaçlı kullanabilirsiniz. Yani bu böyle artık imkansız diyebileceğimiz bir şey değil. Yapılabiliyor. Ya da malware detection da yapabilirsin. Mesela mobil cihazlarda ya da IoT dediğimiz, hani çok sunuma bağlı kalmadan gitmek istiyorum birazdan. Hı hı. Bu nesnelerin interneti dediğimiz o cihazlarda 20 network'ümüz var, binlerce cihaz var. Şimdi binlerce cihaz üzerinde nasıl tarama yapacaksın? Yani çok kolay bir iş değil. Böyle bir durumda otomatik çalışan bir AI security, yani malware detection mesela yazılımı, bu yapay zeka ve IoT cihazlar üzerinde bu scanner gibi çalışabilir. Mesela bu yapılabiliyor bu arada. Az önce bahsettiğim malware generation olayı. Bunu autonomous weapon, şöyle bir autonomous weapon systems, AWS kısaltması. Böyle araştırabilirsiniz. Lethal autonomous weapons da var. Dijital olarak da bu bahsettiğimiz var. Mesela automated kısa isimleri unuttum ama şöyle diyeyim, işte araştırabilirsiniz bunu. Bir malware otomatik bir şekilde, otonom bir şekilde oluşturup onları gene otonom bir şekilde saldırtabilirsiniz. Ya da mesela DDoS ataklar gene yapay zeka ile tespit edilebiliyor. DDoS atak nedir? Bunu bilmeyenler için söyleyeyim. Herhangi bir web sitesine ya da sisteme bir oranı kaldırabileceği, evet, o sistemin kaldırabileceği yükün üzerinde bir istekle gitmek. Diyelim ki abc.com. Burası örnek anlık 1000 tane kullanıcıyı kaldırabilir olsun. Yani basitçe 1001 kullanıcı gittiğinde, hatta 1000 kullanıcı gittiğinde orası kilitlenecektir anlık olarak.
bunu manipüle etme amacıyla oraya diyelim ki otonom bir şekilde saldırdığımızda, anlık olarak 1000-1001 kişiyi gönderdiğimizde sistem kilitleniyordu olarak. Bu DDoS atak. Nasıl oluyor? Sizin bilgisayarınıza işte ister tarayıcı tarafında olur, ister bir bilgisayar programı kurularak olur, fark etmiyor. Bunlarla sizin bilgisayarınız aslında hackleniyor. Yani size bir malware ulaştırılıyor. Sonra o yazılım otomatik olarak sizin haberiniz olmadan belli yerlere saldırı yapıyor mesela. Zombi bilgisayar oluşturmak. Bu şekilde başka sistemlere saldırmak. Bunu yapay zekada şöyle kullanabiliyoruz. Birincisi DDoS saldırılarını tespit etmek amacıyla kullanabiliyoruz. Onun mantığı çok detaylı ama teknik olarak yapabiliyoruz bunu. Bir şehrin altyapısına ya da ülkenin altyapısına gelen DDoS atakları da tespit edebilirsiniz. Bu yapay zeka altyapısıyla. Ya da tam tersi, ya da tersi değil de yapay zeka sistemine de bir DDoS atak yapabilirsiniz. Yani hem yapay zeka bir DDoS saldırısını tespit edebilir, hem de yapay zekanın kendisine bir DDoS atak yaparak onu slow down deniyor, bunu yavaşlatmak, onun hesaplama kapasitesini düşürmek. Hani computational power dediğimiz o hesaplama gücünü böyle sonuna kadar kullandırıp sonuç alamamasını sağlatmak. DDoS saldırıları. Yapay zeka kendisine de yapılabiliyor. Hocam peki bu cihazları korumak için kullandığımız virüs programları vesaireler nasıl mücadele ediyor bu ataklarla veya saldırılarla? Şöyle, o yazılımların çoğusu belli paternleri arar. Hı hı. Paternler dediğimiz mesela virüs ya da herhangi bir zararlı yazılım database'leri var, veri tabanları. Bunların içerisinde bir yazılımın içerisinde bulunan, o yıllar içerisinde geçmişte bulunan bazı paternler vardır. Davranışsal kodlar vesaire vardır. Bunları o yazılımlar öğreniyor ve bunlardan bir tanesiyle karşılaştığında diyor ki bu zararlı yazılımdır. Çoğusu böyle. Yıllarca da böyle oldu. Son yıllarda bazı güvenlik yazılımları davranışsal analize geçtiler. Bu da yapay zeka ile oluyor. O da şöyle, bir yapay zeka sistemi, yani şöyle diyeyim, bir kullanıcıyı ya da kullanıcının kurmak istediği şeyi ya da o bilgisayar içerisindeki bir DLL dosyasını aslında takip ediyor. Diyor ki mesela, işte şu DLL dosyası mesela şu işi yapmak için var diyelim ki, ama bununla alakalı olmayan bir şeyler yapmaya çalıştığında o yapay zeka sistemi diyor ki bu doğru bir davranış değil. Yani bunun yapması gereken bir davranış değil diyor. Onu bir kutu içerisine alıyor diyelim. Yani onu bir kapatıyor bir nevi. Ve diyor ki bu tuhaf davranışlar yapıyor. Yani beklenmeyen davranışlar yapıyor diyor. Normalde bu amaçla konmuş, eklenmiş bir DLL'in bunu yapmaması gerekiyor. Ya da o kullanıcı normal bilgisayarı kullanırken bilgisayar farklı farklı portları diyelim kullanarak veri alışveriş yapmaya başlıyor. Diyor ki normalde bu kullanıcı ya da bu sistem bu davranışları yapmaması gerekir. Ama bu yapıyor. Burada bir tuhaflık var diyor, uyarı veriyor. Bu davranışsal analiz gibi. Ama her güvenlik yazılımı böyle değil. Şöyle malware detection tarafından neredeyse bütün güvenlik yazılımlarını kullansanız bile bulamayacağınız birçok şey vardır ama yapay zekanın elinden kolay kolay kaçmaz. Yani doğru tasarlanmış, doğru eğitilmiş bir yapay zeka malware detection sistemi yakalar onu bir şekilde. Çünkü davranışlarını analiz ediyor. Ne kadar çok malware ile eğitildiyse o yapay zeka, ondan kaçma ihtimali çok düşük. Daha da düşük olur. Ekranda gördüğümüz targeted attacks on speech to text, yani
metin sesli bir sesi metne dönüştüren bir yapay zeka sistemine bir saldırı yapmak. Bununla ilgili bir video da, daha doğrusu bir web sitesi de vereceğim. Şöyle özetle, bir ses diyelim ki, tamamen örnek olsun, İstiklal Marşı. Yani ses olarak normal dinlediğimizde İstiklal Marşı. Bunu yapay zeka sistemine bambaşka bir şarkı gibi ya da daha kötü sözleri olan bir şey gibi gösterebilirsiniz. Siz o MP3 dosyasını ya da WAV dosyasını, ses dosyasını dinlediğinizde %100 İstiklal Marşı'dır. Ama onu metne dönüştürdüğünüzde, ya bunu tekstini çıkar dediğinizde, o size kötü şeyler metin olarak çıkartabilir mesela. Bu teknik olarak bir saldırı örneği. Adversarial attack'lardan bir tanesi. Hani bir pandayı Asya maymunu olarak gösterme demiştim ya, aynı şeyin ses versiyonu olarak düşünün bunu. Haliyle siz ses dosyasına baktığınızda sorunsuz. Fakat onu metne dönüştürdüğünüzde bambaşka bir şey. Bu sistem hacklenmiştir. O veri seti, model eklenmiş olabilir vesaire. Ekranda da bunun örneği var. Şurada Berkeley University tarafında bir paper var. Audio üzerinde yapılmış bir adversarial attack çalışması, inceleyebilirsiniz. Burada Antoine Adversarial Text to Speech, yani metinden sese dönüştürürken aynı saldırının yapılması. Altta bir ArcSim PDF'i var. Bunu inceleyebilirsiniz. Aynı şey NLP dediğimiz doğal dil işleme tarafında kullanılan Text Attack diye bir framework var. Open source bir library bu. GitHub linki altta var. TrueData profilinden Text Attack library'sini inceleyebilirsiniz. Bir Python framework'ü for adversarial attacks, data augmentation and model training in NLP. Yani natural language processing dediğimiz doğal dil işleme tarafından isterseniz bunu data augmentation, yani veri çoğaltma, bu legal bir şeydir. Kullandığımız şeylerden veriyi çoğaltma için kullanırız. Böyle bir amaçla kullanabilirsiniz ya da bir saldırı amacıyla kullanabilirsiniz bunu. Aynı şey remote sensing dediğimiz bu uydu görüntüleri var ya, ya da dronlardan elde edilen, yukarıdan elde edilen görüntüler. Bunları mesela hackleyebiliyorsunuz. O kadar hackleme yöntemi var ki. Mesela diyelim ki solda gerçek görüntü var. Bu gerçek görüntü bizim diyelim ki böyle görünmesi istemiyoruz. Yani hackledik sistemi. Bunu işte o bölgeyi çok yeşilliklikten göstermek istiyoruz. O zaman bu adversarial attack yöntemini, aksi dokümanı inceleyebilirsiniz. Remote sensing tarafında elde edilen görüntülerin nasıl manipüle edildiğiyle alakalı. Ya da GNSS positioning dediğimiz bir şey var. Bu da özetle bu GPS diyoruz ya mesela. Global Navigation Satellite Systems, GNSS. GPS dediğimiz şey aslında, o genel sistemin adı. Biz GPS sisteminin sistemindeki veriyi manipüle ederek aslında gidip uyduyu hacklemenize gerek yok, bundan bahsetmiyorum. Oradan elde ettiğiniz aradaki iletişimi hackleyerek ya da manipüle ederek bir SİHA ya da bir insansız otomobil, yani Tesla'yı bile bu şekilde manipüle edebilirsiniz. Mesela Tesla'yı diyelim şöyle yaptırabilirsiniz. Yani normalde İstanbul'da, Kadıköy'deyse işte onu Singapur'da bilmem nerede ya da New York'ta işte bilmem ne caddesinde olduğuna ikna edebilirsiniz mesela. Gibi. Yani konumlandırma sistemindeki veri manipüle edildiğinde kendisini başka bir haritada yaşıyormuş gibi görebilir vesaire. Ya da bir insansız hava aracı aynı şekilde. Bunların her birisi bir şekilde GPS kullanıyor. Tamam, savunma sanayindeki, yani askeri alanda kullanılan GPS ile sivildeki farklı, bu ayrı mesele.
Mesela GPS diyelim Amerika kendisi için çok daha keskin verilere sahip olan GPS verilerini kullanıyor. Ama işte Google gibi sistemlere onu verirken böyle şaşma payı veriyor. 20 metrelik böyle şaşma payına sahip bir konumlandırma verisi verebiliyor falan. Ama nihai olarak bunları uydu verilerini, sinyal verilerini manipüle edip onu kullanan cihaz ya da sistemin aldatılması sağlanabiliyor. Our adversarial attacks could destabilize military AI systems. Burada bir makale var, inceleyebilirsiniz. Şurada bir, şöyle diyeyim, bir otomobil, bunu, yani minivan dediğimiz otomobil, bunu Siberian Husky, Husky köpeği var ya, ona dönüştürebiliyorsunuz. Yani yapay zeka sistemi onu bir Husky olarak görebiliyor. Falan. Bildiğimiz minivan, değil mi? Çok bir mantık beklemeyin ama olabiliyor yani. Bununla alakalı dokümanı da nato.inc üzerinden bir publication, işte bir doküman var. Oradan inceleyebilirsiniz. Possibilities and challenges for artificial intelligence in military applications. Yani şunu aldatan şey, sizin sağdaki drone'unuzu da aldatır, emin olun aldatır. Sizin tankınızı da aldatır. Çünkü mantık aynı. Siz ister mesela hobi olarak bir drone yapın, isterseniz bir Bayraktar TB-X yapın, fark etmiyor. Hepsi CNN algoritmasını kullanır. Hepsi aynı mantıkla bir neural network üzerinde çalışır. Burada ekstraları tabii ki güvenlik ya da ek kontrol amacıyla alınmış şeylerdir. Tamamen örnek söylüyorum. Diyelim ki o drone iniş yaparken işte eğer sadece computer vision'a yani gördüğü veriyi analiz etmeye göre ayarlandıysa o eklenebilir. Ya da şöyle eklenir. Mesela sinyal verileri değiştirir. Yani bir nevi hatta şöyle olmuştu. Amerika'nın bir drone'u İranlı hackerlar tarafından hacklenmişti. Birkaç yıl önce oldu mu? Hatırlayanlar vardı. Drone İran'a indirildi. Bu şöyle yapıldı. Bakın Amerika'nın drone. Yani bu adamlar işi bilmiyor değiller. Sadece hacklenebilir. Oradaki teknik şuydu. İranlı hackerlar Amerika'nın drone'la silahlı insansız hava aracına Predator'du. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani o baya baya iyiydi. Siyahydı. Ona şöyle yapmışlardı. Kendisini sanırım pistteymiş gibi, yani iniş yapıyormuş gibi bir şey vermiş, bilgi göndermişlerdi ona. Yani şöyle diyeyim, hani az önce demiştim ya mesela, siz GPS verisini manipüle ettiğinizde İstanbul'daki bir otomobil, insan sorunu kendini New York'taki gibi zannedebilir. Öyle bir haritayla çalışabilir mesela. Eğer computer vision tarafı kontrol etmiyorsa süreçlerin, manipüle edip onun yanlış şeyler yapmasını sağlayabilirsiniz. İranlı hackerlar da o drone'a sanki bir üsse iniyormuş gibi sinyaller vermişlerdi. Yani manipüle etmişlerdi. O drone inmişti. Yani drone düşmedi. Drone bildiğin kendisi otomatik iniş yaptı. Ama İran'ın istediği yere indi. Bu bir hack yöntemi. Bu gerçekleşti bu arada. O drone'u incelediler, vermediler daha sonra da. Şimdi İran sonradan ne oldu bilmiyorum. Bunlar yapılabiliyor demek istedim. Böyle birçok şey var arkadaşlar. Mesela Tesla Autopilot için Tencent firması var, bu Çinli. Tencent güvenlik araştırmacıların yaptığı araştırmaların sonucunu bir 40 sayfalık bir doküman gibi yayınladılar. Bunu inceleyebilirsiniz. Buralara girmeyeceğim. Bunlar farklı. Çok daha fazla detaylara girmeyeyim. Saat 10'u geçti. Ben yorulmadım ama muhtemelen dinlemekten yorulmuş olanlar vardır.
Basitçe şöyle bir, evet. Unutmayın, şunu söyleyeyim mesela, hani görselle gösterelim de, mesela ADAS dediğimiz işte otomobillerin aklını nasıl karıştırabiliriz onunla alakalı bir görsel göstereyim. Mesela speed limit, hız limiti olarak 35, orijinali bu. Şuna sadece şöyle noise'ler ekliyoruz. Yani bazı, nasıl diyeyim, görsel işte sticker'lar ya da çizgiler vesaire ekliyoruz. Ya da şöyle, bir Tesla otomobili, onu şurayı görmüyorsunuz tabii, çok küçük ama önünde 85 yazıyor. Yani 35-85 olarak görüyor. Yani çok basit bir hack bakın bu. Fiziksel, physical adversarial attack diyebilirsiniz buna. Cyber physical systems. Çünkü otomobil her ne kadar siber olsa da aynı zamanda fiziksel bir nesne olarak hayatın içerisinde ve gerçekten fiziksel olarak önünde bulunan bir hız limiti tabelasına bakıyor. Onu 35 yazıyor ama siz onu manipüle ettiğinizde, bakın otomobile hiçbir şey yapmıyorsunuz. Onu manipüle ettiğinizde farklı işte stickerlar vesaire, görsel veriler eklediğinizde şöyle fiziksel olarak. Tabii bunun belli bir amacı var. Hani manipülasyon hesabı var diyelim. Tesla otomobil onu 85 olarak görüyor. Haliyle 35 kilometre hızla gitmesi gereken yerde 85 kilometre hızla gidecek. Bunlar gerçekleşen saldırılar bu arada. Atmasyon değil. Deneysel olarak yapılan çalışmalar. Bakın, speed hız limit şurada %35 gösteriyor. Speed limit 35. Confidence, yani doğruluk değeri 95.93. 85 olma ihtimali %1.76 diyor şuna. Ve doğru. Yani müthiş. Sorun yok. Sonra şu noise'leri eklediğinizde görsele, bakın speed limit 45. %99.88. 25 olma ihtimali 0.11 diyor. Yani 45. Şunu yaptığınızda bunun aynısını 85 olduğunu düşünün. Şunun sonucu 85. Mesela 45 dedi, 85 olarak geliyor. Mesela. Bunun gibi saldırılar hocam, var. Tam bu konuyla ilgili olarak bir sorumuz vardı. Otonom sistemler, bu şey, yapay zekalar o kadar yaygın ve hayatımızı kolaylaştıran icatlar ki. Ama bunun yanı sıra bu otonom sistemler veya yapay zekalar bir suça karıştığı zaman bu suçlar bu sistemleri oluşturan yazılımcının suç mu olmuş oluyor, yoksa sistemin suç mu olmuş oluyor? Yani burada suçlanan kişi kim olmuş olacak mesela? Evet. Ünlü tartışmalardan bir tanesi. Yazılımcının olmayacak kesin. Yazılımcı işini yapıyor. Evet. Ve her yazılımda hata olacak. Bu dünyada kabul edilen bir şey. Yani kullanıcı da diyor ki, ben insansız olarak kullanıyordum o arada. Benim de suçum değildi. O da haklı. Firma da diyor ki, yani üretici firma da diyor ki, bu bir bilgisayar diyor. Yani kaza olma ihtimali var diyor. Açıkçası. Yani hata payı olur diyor. Burada yani yükü kaldırma ihtimali olan, daha doğrusu yasal olarak sorumluluk altına alınma ihtimali olan en yüksek ihtimal sahibi üretici firma. Yani yasalar aslında üretici firmaya diyor ki, bakın bu bankalarda falan çok oldu. Mesela bankalar hackleniyordu. Yani kredi kartları falan hackleniyordu insanların. Burada bunların olmasının başlıca sebebi, devlet bankalara sorumluluk yıkmamıştı. Sorumluluğu bankaları yıkmamıştı. Ortada bırakmıştı aslında. Yani o banka sistemi hacklenmediği sürece kullanıcının hesaplarının hacklenmesi çok sorun olmuyordu. Yasal olarak banka sorumlu olmuyordu. Ama sonradan devlet sorumluluğu bankalara verdi.
Dedi ki kullanıcılar, yani özetle kullanıcı cahildir. Sen o kullanıcıyı öyle bir sorgulayacaksın ki mesela SMS doğrulaması, işte şu bu, anomaly detection. Yani benim mesela Sibirya'dan bağlanma ihtimalim, banka hesabıma Sibirya'dan bağlanma ihtimalim çok düşük. O zaman buna izin vermeyeceksin diyor kısacası. Eğer ben Sibirya'dan bağlanıyorsam, diyelim ki öğlen 1'de İstanbul'dan banka hesabıma bağlanmışım, 1.30'da Sibirya'dan bağlanıyorum. Tabii ki ben olamam değil mi bu? Yani yarım saatte Sibirya'ya gitmedim ya. Mesela bu tür süreçleri devlet işte dedi ki bunu sen çözeceksin. Nasıl çözeceksen çöz dedi. Beni ilgilendirmez. İnsanları da şey yapma. Yani sorun yaşamasınlar. Bundan sonra SMS doğrulaması, internette ekstra güvenlik, altyapılarında güvenlik, sistemlerde, süreçlerde, yapay zeka bilmem ne her şeyi kullanmaya başladı. İşte burada da otomobil vesaire insansız tarafta da devletlerin yasal olarak firmaları zorlamasının sebebi bu olacak. Yani bir şekilde önlemi sen alabilirsin. Son kullanıcı önlem alamaz. Ne yapacak yani? Ne yapabilir ki? Kendisi mi kod yazacak, müdahale edecek işte sistemi? Yani open source bile değil ki. Sorumluluk sahibi değil bu adam. Doğru, doğru. Gibi. Hocam ağzınıza sağlık. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle. Çok keyifliydi. Daha eminim ki anlatacağınız, bahsedeceğiniz çok fazla şey vardır. Bu konu değil çok. İki saat. Hani günlere, haftalara sığmayacak konulardır mutlaka. Evet, sadece şurayı da göstereyim. Burası son olsun. Hani bir de makale var, onu da inceleyenler, isteyenler tamam. Bakabilir. Buyurun hocam. Bu kadar. Burada bitirelim. Tamam. Tamamdır hocam. Tekrardan ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz bir zamanınızı ayırdığınız için. Umarım daha farklı programlarda da tekrar bir araya geliriz. Eminim ki kaydolan yayından da faydalanacak olan çok fazla katılımcı olacaktır. Herkes için söylemiş olayım. Genç Usmet olarak yapacağımız programlar devam edecek. Programlar hakkında bilgi almak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Bizi izleyen, dinleyen herkese çok çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar.